arabalar, dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor. Gönüllülük zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Efendim, dünya çok zor günler atlatıyor. Hepimiz çok zor günler atlatıyoruz. Özellikle bu COVID-19 zıkkımı yüzünden. Ben de üstüme düşeni alıyorum. Normalde sahneye çıkar, hoş geldiniz konuşmasını yaptıktan sonra alkışımı alır rahatlardım. Ama şu anda alkış duymak mümkün değil. Enerjilerinizi gönderirseniz çok da mutlu oluruz. Evet, dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor. Gönüllülük zirvesi bugün. Belki dünyayı kurtarmayacağız ama kurtarmak için elimizde ne imkanlar var? Ne kadar istekliyiz, ne kadar gönüllüyüz ve ne kadar iyilik peşindeyiz? Onu sorgulayacağız. Bununla ilgili çok güzel bir zirve gerçekleştireceğiz. Harikulade katılımcılarla beraber. Kahraman olmak elbette kolay değil ama hepimiz gönülden yaptığımız iyiliklerle zaten kendi kahramanlarımız olabiliriz. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Birine bir iyilik yapmak bir zincir başlatıyor. İyilik bulaşıcı. Yani birine iyilik yapıp o kişinin de başkalarına iyilik yapmasını sağlama fikrinin bir tür zincirleme etki olduğundan ve domino etkisi yarattığından bahsediliyor. Harvard İşletme Fakültesi'nde bir profesörün yaptığı bir araştırma, 130 farklı ülkede veriler inceleniyor. Gelir durumu ne olursa olsun, zengin ya da yoksul, tüm ülkelerden gelen bilgi şu: başkaları için gönülden bir şey veren insanlar diğer insanlara göre çok daha mutlu yaşıyorlar. Yani bu iyilik yapmak insanın doğasında olan, kültürden bağımsız, evrensel bir psikoloji. Bunun çeşitli nedenleri olabilir elbette. Başkalarına bir şey vermek, sosyal ilişkileri arttırdığı gibi yaşamın amacına dair daha pozitif düşünmeyi, farklılık yaratmış olma, sabah yataktan çıkmak için iyi bir neden bulma gibi olumlu duyguları geliştirmeyi sağlıyor. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz önünde bulundurursak, bunu evrensel bir özellik olarak görülebileceğini, yani tıpkı yağlı ya da efendime söyleyeyim şekerli yiyeceklere düşkünlüğümüz gibi başkalarına yardımcı olma arzusunu taşımanın da insanın doğasında olabileceğini kabul etmek çok da zor olmasa gerek. Biz buna gönüllülük diyoruz. Evet, günümüzde bugün özellikle altını çizeceğimiz iyilik, insan, gönüllülük gibi kavramlar üzerine konuşacağız. Kişiler kişisel olarak ya da kurumsal olarak gönüllülük dünyanın değişen ve zorlaşan koşullarında çok daha öne çıkıyor ve bu konuda bizi izleyen sizlere, genç nesillere farkındalık yaratmak da bizim boynumuzun borcu oluyor. İşte bu gönüllülük ne menen bir şey? İyilik yapmak nasıl oluyor? İyi insan nasıl olunur? Bugün onu konuşacağız. İlk olarak ilk konuğum Akbank Genel Müdürü Sayın Hakan Binbaşgil bizlerle olacak. Hakan Bey. Hakan Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İlker Bey. Sizi görmek çok güzel. Sizi uzun zaman oldu, görüşemedik. Burada karşılaşmak şahane oldu. Evet evet, benim için de. Siz her zaman bize böyle bir mutluluk veriyorsunuz. İçimize böyle bir coşku geliyor. Ben de sizi görmekten çok çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle başlamak da şahane oldu. Şimdi siz çok köklü değerlere sahip, toplumsal duyarlılığı çok yüksek olan bir bankayı yönetiyorsunuz. Ben aslında kurumu biraz tanıdığımı iddia edebilirim. Çünkü 3,5 sene kadar Akbank'ı ekranlarda temsil etme şansım oldu. Buna şans diyorum çünkü Akbank projesi bana çok büyük şeyler kattı. Bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ben ve yanımda kendini benim kadar yakışıklı zanneden, bunu iddia eden Kıvanç Tatlıtuğ'la beraber, dünya yeteneklisi arkadaşımla beraber bizim için çok harika bir maceraydı. Peki, ben birazcık tanıyorum elbette bankayı ama bizi dinleyenler, izleyenler için sözü size bırakmak istiyorum. Siz banka olarak gönüllülük konusuna nasıl bakıyorsunuz? Günümüzdeki bugünün konusu gönüllülük. Evet, öncelikle o günler için teşekkür ediyorum. Hem size hem Kıvanç'a, hakikaten bize çok önemli katkılarda bulundunuz. Biz de o günleri hep böyle pozitif, güzel anılarla hatırlıyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi tabii İlker Bey, siz de biliyorsunuz yani Akbank bu sürdürülebilirlik konusu olsun, sosyal sorumluluk konuları olsun, bunlara çok ağırlık veren bir banka.
Tabii biz bir bankayız. Yani ana şeyimiz tabii ülke, ülkenin gelişmesi, işte işin finansal tarafını desteklemek. Ama hani muhtemelen siz de çok iyi biliyorsunuz. Biz sadece kendimizi bu yönlerimizle kısıtlı olarak görmek istemiyoruz. Yani dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasıyla ilgili başka şeylere de tabii ki ihtiyaç var ve bu konularda da Akbank'ın hakikaten bayağı bir aktif olduğunu görüyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla ilgili projelerde. Ve sanata olan büyük katkısı, büyük yatırımı her zaman. Evet. Ve dediğiniz gibi bunlar hep böyle baktığınız zaman 40 yılı falan geçmiş bazı bizim uygulamalarımız var. Bu devam etmesi, süreklilik bizim için çok kritik. Bu gönüllülük konusu da aslında çok bankanın başarılı olduğu bir konu. Aslında bunu arkadaşlarımız ortaya çıkarttılar. Yani Akbanklılar kendi inisiyatifleri çerçevesinde bundan işte yıllarca, epey bir zaman önce bu gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Banka da biraz bunu destekledi ve bu işler gittikçe büyüdü. Yani bugün baktığınız zaman bizim yani binden fazla Akbanklı arkadaşlarımız bu gönüllülük projesinde yer almaya başladı ve 2015'ten itibaren de bunu biz daha böyle sistematik hale getirmeye başladık. Ve işte aslında onlarca STK ile birlikte bugüne kadar 400'den fazla gönüllülük projesinde yer almışız. Yani bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani bir kurum olarak belki bir şeyler yapıyoruz ama hani çalışanlarımızın bizzat bu yapılanları içinde hissetmesi, bizzat kendisinin bu tür şeylere katkıda bulunmasından müthiş bir mutluluk duyuyorum. Bir de biz 2015 yılından beri bunu biz sadece kendi içimizde değil, gençlere aşılamaya çalıştık ve işte şehrin iyi hali diye bir proje yaptık. Bugüne kadar 14 binden fazla genç bu projede yer almış. Yani Akbank'la birlikte, Akbank'ın projeleriyle birlikte bu gönüllülük projelerinde yer almışlar ve bir şekilde iyilik yapmışlar. Yani bunun da gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı da bayağı mutluyum yani. Onu söyleyebilirim. İyilik bulaşıcı. Buyurun. İyilik bulaşıcı, hem kurumsal olarak yapılan bu projeler artık Akbank gibi büyük bir kurumun, binlerce çalışanı olan bir kurumun artık DNA'sı olmuş anladığım kadarıyla. Artık bir davranma hali olmuş. Evet, kesinlikle öyle. Ve bu sene mesela Covid var maalesef. Hepimiz biliyorsunuz çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Arkadaşlarımız falan düşündük, ne yapacağız yani? Hani bizim için de bu sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Yani Covid'e rağmen biz bu konuya devam etme kararı aldık. İşte bugün yaptıklarımız da aslına bakarsanız onun ufak bir örneği. Bu sefer tabii evin iyi hali şeklinde. Biraz daha belki biraz daha kendi lokasyonlarımızda ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla durmadı yani. Bu kasımız çalışmaya devam ediyor Covid'e rağmen. Ama devamlılık tabii ki her şeyden önemli. Projeleri ya da davranışları en kuvvetli hale getiren şey devamlılığın ta kendisi, az önce sizin söylediğiniz gibi sürdürülebilirlik. Peki kurum olarak böyle şahsen nasıl? Hakan Binbaşgil olarak siz bizzat neler yapıyorsunuz? Ben çok aktif olarak sosyal sorumluluk olaylarına ya da bu tip projelere katıldığınızı çok iyi biliyorum. Çünkü sizinle beraber Adana'ya gittiğimizi hatırlıyorum. Bir tasarruf haftasında okulları gezip ilkokul öğrencileriyle şahane vakit geçirmiştik. Ve bir tasarruf haftasında tasarrufun önemini anlatmıştık. Çünkü o günkü sunumlarla aklımca ekonomik bilgi yapmıştım. Çünkü Türkiye'nin tasarruf açığı üzerine çok güzel paneller dinlemiştim sizden. Ve tasarrufun önemi o gün benim kanıma da işlemiş oldu. Aktif olarak neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi İlker Bey, tabii bu tür projelerde bu tür yaklaşımları herkesin tabii benimsemesi çok kritik. Bunun bankanın en tepe yönetiminden başlayıp her tarafına yayılması lazım. Dolayısıyla biz de tabii bu gönüllülük projelerinin dediğiniz gibi birer parçasıyız. Yani bunu sadece ben diye düşünmeyin. Benim bütün arkadaşlarım, genel müdür yardımcıları, onunla birlikte çalışan arkadaşlar, biz her sene kendi içimizde bir görev dağılımı yapıyoruz ve bu paralelde işte çeşitli farklı alanlarda faaliyetlerde bulunuyoruz. Siz çok iyi hatırladınız. Ben de o birlikte gittiğimiz günleri çok iyi hatırlıyorum. Yani o günden bugüne bir şekilde bizim faaliyetlerimiz devam ediyor. Kişisel olarak benim de devam ediyor.
Yani şimdi ben hani tek tek isim vermeyeyim ama özellikle tabii İstanbul dışında yapılan şeyler, özellikle Anadolu, Doğu Anadolu, oradaki şeyler gerçekten sanki kalbimize daha fazla böyle bir şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Evet, öyle bir his veriyor değil mi? Evet, bir his. Çok çok mutlu oluyorsunuz. Her yerde mutlu oluyorsunuz. Burada da tabii ki İstanbul'da da çok mutlu oluyorsunuz ama hani ülkenin her tarafına dokunabilmek, orada gönüllülük projeleri yapmanın tabii anlamı biraz daha farklı oluyor. O günden bugüne çok farklı şeyler oldu. İşte bir sürü başka okullar oldu. İşte ne bileyim geçen seneyi hatırlıyorum mesela Gülmek İyileştirir Derneği'yle birlikte bir şeyler yaptık. Bu sene mesela bu daha çok sokak hayvanlarıyla ilgili bana bir görev düştü. Orada bir şeyler yapacağım inşallah. Yani hep birlikte arkadaşlarımız, sadece ben Hakan olarak bunu düşünmeyin. Hep birlikte bunu yapıyoruz. O da ayrıca bir hepimize mutluluk veriyor. Tüm ekibe mutluluk veriyor. Ben bunu o arkadaşlarımın elde ettiği mutluluğu da gerçekten bu aktivitelerden sonra her birisinin gözünde görüyorum. Bunlara devam edeceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yani bu COVID ortamına rağmen size başta bütün işte birazdan çok güzel paneller olacak. Çok önemli katılımcılar var. Herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel, anlamlı projemize destek verdikleri için ve herkese de tabii ki sağlıklı günler diliyorum İlker Bey. Her zaman göreve hazırız. İnşallah yine bir etkinlik olur, beraber seyahat etme şansımız olur, sohbet etme şansımız olur. İnşallah. Uzaktan da olsa size sarılıyoruz Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size sarılıyorum. Sizi görmek çok benim için de büyük bir keyifti. Her zaman, her zaman birlikte her yere gidebiliriz. Çok sevgiler. Çok kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve efendim ilk panelimizle karşınızdayız. Dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor. Evet, panelimiz bu. Evet, artık yalnızlığımdan da kurtulmuş oluyorum. Açılışta da belirttiğim gibi bugün dünyayı kurtarmayacağız ama kurtaracak kahramanları nasıl harekete geçireceğiz? Ona şöyle bir bakacağız. Efendim burada karşımızda hareket etmişleri var. Kahramanlar var karşımızda. Kendilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Niçin kahraman olduklarını birazdan sizlere aktaracağız. Harika bir sohbetimiz olacak. Katılımcılarımız Akbank Fotoğraf Kulübü Başkanı Arzu Haşlak. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aslı Bastiyalı. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Bisikletli kütüphaneci Hakan Yücel. Hoş bulduk. Ve Akut İstanbul ekip lideri Serhat Akbel. Doğru mu söyledim? Merhaba, hoş bulduk. Evet, doğru söylediniz. Eyvallah, hoş geldiniz. Peki, müsaade ederseniz hani gönüllülük hikayeleri anlatıyoruz ama gönüllülük hikayesine de bir torpille başlamak istiyorum. Torpilim de şöyle, Gülmek İyileştirir Derneği'nden Aslı'yla başlamak istiyorum. Çünkü ben de naçizane Gülmek İyileştirir Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Şöyle biz terimizi bir atalım, seyircimizle rahatlatalım ve ardından sizlere de geçeceğim. Sevgili Aslı, Gülmek İyileştirir Derneği kanser tedavisi gören çocuklar için hijyenik oyun merkezleri açmak üzere çıktığı bir yolda dolu dizgin ilerliyor. Doğru evet. mu? Evet. Nasıl başladı bu hikaye? Bilmeyenler için bu ilham verici hikayeyi lütfen bizimle paylaşır mısın, başlar mısın? Tabii tabii. Çok teşekkür ediyorum ben de öncelikle. Şu anda bu yayında olduğum için ve çok şanslıyım bu konuşmayı seninle yaptığım için. Gülmek İyileştirir'in hikayesi fikir olarak aslında yani birçok STK'da olduğu gibi kişisel bir yaşanmışlıktan ortaya çıkmış bir hikaye. Sonrasında da ne mutlu ki iyiliğe dönüştürmeye çalıştığımız bir hikaye.
Aslında bu gülmek iyileştirir fikri benim kendi kişisel hayatımda çok 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 eskiye dayanıyor. Belki çok kısa bahsetmek lazım, biraz hüzünlü bir hikaye. Ben daha çok küçükken, 4 yaşındayken, benim o zaman 15 yaşında olan abimi maalesef çok ani bir şekilde kaybediyoruz bir operasyon sırasında. Tabii ben evin en küçüğü, olayı en az anlamış, idrak etmiş olan kişisi olarak aslında ailedeki en avantajlı kişiyim o yıllarda. Ve bu çok büyük travmayı, hani bu çok üzüntülü süreci atlatabilmek için sürekli evde türlü şaklabanlıklar yaparak ailenin diğer üyelerine, onları güldürmeye çalışarak aslında gülmenin bu iyileştirici gücünü hiç farkında olmadan, hesaplamadan çok eski yıllarda biraz biz ailecek keşfediyoruz. Biraz çıkış noktası böyle. Ben bunu çok yıllar sonra tabii anladım. Hala daha bu birazcık işlemiş durumda bana. Ne zaman böyle bir sessizlik olsa, bir gerginlik olsa falan hemen böyle ortamı neşelendirecek böyle komik bir şeyler yapmaya çalışırım hala evet, daha. Evet, bu da kederle başa çıkmanın başka bir yolu. Aynen, yani bir savunma mekanizması bu. Herkesin şeyi farklı. Bizde bu şekilde gelişmiş olmuş ve çok faydasını gördük gerçekten bunun. Yıllar sonra, bu olaydan sonra 2014 yılında ne yazık ki o zaman 3,5 yaşında olan kızıma lösemi teşhisi kondu. Bu sefer birazcık daha hani düşünerek konuya yaklaşmaya çalıştık. Ama yani bu gülmenin iyileştirici gücünü biz daha önce denediğimiz, bildiğimiz, faydasını gördüğümüz bir yöntem olarak tekrar ailemizde kullanmaya başladık açıkçası. Bu nasıl bir şey? Yani zaman zaman dalga geçmek, içinde bulunduğun durumla o zorluğun en ufak bir komik yanını, güzel bir yanını bulup onu püskürtmeye, büyütmeye çalışmak, her şeyi kutlamak, en ufacık bir başarı bile denemeyecek bir şeyi bile, hani tedavi esnasında olan bunları kutlamak gibi. Bütün bunları yaparak daha iyi başa çıktığımızı düşünüyorum kendi ailemizde. Zaten sonrasında dernek kurulmadan önceki araştırmalarımda da gördüm ki hakikaten gülmenin iyileştirici gücü bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Hatta o kadar şey ki komik bir şeye gülmek bile gerekmiyor. Yani siz bir 10 dakika her gün egzersiz olarak bile güldüğünüzde, gülümsediğinizde, yani yapay bir şekilde bile, içinizden gelmese bile, beyin bunun gerçek bir gülme mi, fake bir gülme mi olduğunu anlayamıyor ve yine o mutluluk hormonlarını salgılamaya başlıyor. Dolayısıyla hani bizim o bilmeden yaptığımız şeyler hakikaten aslında bir savunma mekanizmasıymış, bir kendi kendini iyileştirme dürtüsüymüş. Bunu da çok yıllar sonra anladık. Yani gülmek iyileştirir fikri ve derneğin ismi böyle çıktı aslında, bu kişisel hikayeden çıktı. Ama peki nasıl kişisel bir hikaye toplumsal bir harekete dönüştü? Yani bunun tam dönemeci hangi anda kahraman olmaya karar verdi? Tabii ki tüm katılımcılarımız için aynı şeyi söylüyorum. Kimse kahraman olmak için yola çıkmadı ama büyük resme baktığımızda kendi çapımızda muhakkak kahramanlıklar yapıyoruz. Çok ilham verici hikayeler bütün bunlar. O anlamda soruyorum yani. Nasıl dönüştü? Şöyle oldu. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Şimdi de 10 yaşında. Gayet sağlıklı, çok şükür. Bu süreci yaşarken, çok da uzun bir süreç bu arada, çok kısacık bilgi vereyim. Çocukluk çağı kanserlerin arasında en sık rastlanan lösemi ve löseminin tedavisi 3 yıla yakın sürüyor. Ve bu süre boyunca çocuklar böyle sürekli hastanede yatıyor, hani hiç hali yok falan gibi düşünmemek lazım. Kemoterapiyi aldıktan sonra gayet enerjisi yerinde, aklı başında çocuklar bunlar. Genellikle böyle 2-7 yaş aralığında teşhis konuluyor. Ve eğlenceye, oyuna, morale ihtiyacı olan, normal hissetme ihtiyacı olan çocuklar. Biz de bu süreçte şunu gördük. Yani derneği kurma fikri şöyle çıktı. Bahar'ın tedavisinde işin medikal tedavi kısmı, doktorlar, işte ne bileyim hastane şartları falan gerçekten çok 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 iyiyken, işin psikososyal destek, bu morali yüksek tutma kısmında çok da fazla bir hizmet olmadığını fark ettik. Hani çok araştırmamıza rağmen ne özelde, ne devlette, ne STK'larda, yani bugün hani sokaktan geçen kime sorsanız hani kanserin en önemli ilacı nedir diye, hani moral der değil mi? Hani her türlü şeyde olduğu gibi. Ama bu moralin yüksek olabilmesi için gerçekten çok fazla
bir hizmetin, bir desteğin olmadığını gördük. Bunlar neler oluyor? Çocuk tedavi görürken bir kere bütün gün, o bütün süreç boyunca evde hapis kalıyor. Yani bu süre boyunca. Bu tecrit onun moralini tamamen bozuyor. Halbuki aynen. Özellikle çocukları yaşıtları kadar eğleyecek kimse yok. Aynen. Bende de iki tane çocuk var. Ne yaparsam yapayım asla kendi yaşıtları kadar onları mutlu edemiyorum. Çünkü onların bildikleri, gördükleri, duydukları, düşündükleri çok farklı bizden. Başka bir frekans. Bir araya gelemiyorlar. Gelemedikçe de kendilerini hasta hissetme potansiyelleri çok daha fazla hale geliyor. Tabii bağışıklık sistemleri baskılı olduğu için de aileler başka çocuklarla çocuklarını bir araya getirmek için cesaret edemiyorlar. Tam da bu noktada herhalde bizim çalıştığımız hijyenik oyun merkezleri devreye girmiş mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Yani biz şimdi pandemi sebebiyle hepimiz deneyimledik. Yani iki hafta bile evde kapalı kalmak ne kadar zor olduğunu hani hepimiz görmüşken. Evet, hani sinir bozucu bir insan oldum ben. Yani işte bunun 3 yıl olduğunu düşün ve sürekli iğne yapıldığını düşün yani. Bir de çocuk olduğunu düşün. Hani gerçekten başa çıkması çok 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 zor bir şey. Biz çok zor eyledik Bahar'ı evde. Yani anneanneler, dedeler böyle dışarıdan çok bin bir şeyle oyun ablaları falan getirerek. Ama tabii ki arkadaşı olan özlem hiçbir şekilde hiçbir şeyle değiştirilemiyor. Aslında en basit görünen şeyler bile çocukların ihtiyacı. Bir okulunun olması, bir öğretmeninin olması, okula giderken bir çanta takmak gibi basit şeyler bile yapılamadığı zaman gerçekten çok kıymete biniyor ve gelişimi için önemli hale geliyor çocuklar için. Bahar'ın tedavisi bittikten sonra biz dedik ki ve bütün bu süreçteki konuşmalarımızda gördük ki aslında sadece kanserde de değil, ciddi hastalıklarla savaşan herkesin ortak derdi işin psikolojik, psikososyal destekleri evet. Kısmında işin şey olması, eksik olmasıydı. Ve bunun üzerine dedik ki ciddi hastalıklarla savaşan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek kurmak üzere yola çıkalım dedik. Sen de zaten çok erken bir evrede Sanem'le birlikte aramıza katıldınız. Çok çok da büyük katkılarda bulundunuz. Çok da şanslıyız, vesile oldunuz. Şu anda ikinci hijyenik oyun merkezi açılmış durumda. Burada bizi takip edenler için söylemek istiyorum. Hijyenik oyun merkezi çok iyi temizlenen ve çocukların bir araya gelip orada bir denetim altında fakat özgürce arkadaşlarıyla ve yaşıtlarıyla oyun oynayabildiği hijyenik oyun merkezleri. Şimdi bizi izleyen sevgili dostlara ilham olması için yani kişisel bir hikayeyi toplumsal bir harekete dönüştürmek aslında hiç de öyle çok uzakta ya da ne derler imkansız değil. Şu anda kim bilir kaç çocuğa hizmet veren bir dernek Gülmek İyileştirir Derneği, doğru mu? Evet, çok doğru. Şimdi iki tane evdeki İstanbul'da bir yaradan yola çıkarak evet. Yani kendi yarana üfleyerek başkalarının yarasına da merhem olmak muhteşem bir şey ya. Ya öyle ve şunu da söyleyebilirim. Herhangi bir yaraya merhem olmayı düşünen insanlar için ya gerçekten bir yola çıktığınızda iyi bir niyetle artık evren mi yardım ediyor? Hani herkes bir el veriyor gerçekten. Yani hani bizim şeyimizde de öyle oldu. Bizim durumumuzda da zaten STK'lar tek başına yapılan bir şey hiçbir zaman değil. Kolektif bir çalışma. Halkın desteği olmadan bir sürü insanın desteği olmadan hiçbir şey yapılamaz. Ama bir kişi bir iyi bir niyetle çıkıp yol almaya başladığında o çığ gibi büyüyor. Bunu ben çok gördüm ve çok mutlu etti beni. Hani sen de bilirsin maratonlara katıldığımızda, birçok şey yapmaya çalıştığımızda hakikaten yol almak kolay oluyor. O yüzden bir ya Allah diyerek yola çıkmak gerçekten önemli. Ama açılış konuşmasında da söylediğim gibi yani yapılan araştırmalar da gerçekten iyiliğin bulaşıcı olduğunu evet. Söylüyor. Yani siz başladıktan sonra iyiliği sizden alan bunu bir zincire dönüştürme konusunda her zaman potansiyel. Kesinlikle. Yani iyilik yap denize at kadar basit bir cümle ama çok derin bir cümle. Arkasında gerçekten kütüphane olan bir cümle aslında. Kesinlikle öyle ve iyilik yapmak gerçekten insanları çok iyi hissettiriyor. İyilik yapılandan bile belki daha çok iyi hissettiriyor. Onun da gücü tartışılmaz. Biz şu anda iki hijyenik oyun merkezimizle, çocuklara ve ailelere verdiğimiz ücretsiz psikolog hizmetimizle, hastanelere giderek yaptığımız sayısız atölyeler, Mutlu Masallar Projesi gibi projelerimizle, her gün artan gönüllü ağımızla iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sene bir İstanbul dışında bir
Adep'te İstanbul içinde inşallah detaylarını paylaşacağız. Evet, kuracağız imparatorluğumuzu. Şeysiz, oyun merkezsiz, aslında hijyenik oyun merkezsiz. Çocuk onkoloji bölümü, şehri, ilçesi kalmamalı aslında. Nerede bir çocuk varsa orada böyle bir şey de olmalı onların yanında. İnşallah adım adım bunu elbette yapmaya talim. Dünyayı çocuklar kurtaracak. Peki evet. Son olarak bizi izleyen sevgili dostların Gülmek İyileştirir Derneği'nde gönüllü olabilmesi ya da takipçi olabilmesi için ne yapabileceğini kısaca söylersen tamam. Hakan'a geçeceğiz. Web sitemizde www.gulmekiyileştirir.org.tr'de bütün bilgileri bulabilirler. Gönüllü formu, sosyal medya hesapları, her türlü projemizi çok aktif sosyal medyadan paylaşıyoruz. Oradan takip etmelerini rica ederiz. Aramıza katılabilirler de. Gönüllü çeşitlerini de okuyabilirler. Çok yakınız yani. Katılmak isteyen herkese bir tık uzaktayız. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Aslı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Hakan, sendeyiz. Merhabalar İlker Bey. Merhaba, ben, heyecanlı mısın? Biraz heyecan var ama iyiyim şu anda, çok iyiyim. Şahane. Teşekkür ederim. Şimdi bazı işler var, bana şey hissi veriyor, ya bunu ben nasıl düşünemedim diye bir inceden böyle bir kıskançlık yaptığım, böyle midemde taşıdığım ufak böyle haşin bir kıskançlık olduğunu itiraf edeyim. Hikayeni de çok geç duyduğum için de ufak bir mahcubiyet yaşadığımı da seninle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Bildiğim kadarıyla sen bisikletin arkasına monte ettiğin bir römorkla Bitlis'in köy okullarını gezip orada kitap dağıtıyorsun, kitap hediye ediyorsun. İlham kaynağında 1950'li yıllardan, doğru mu? Doğru. Ürgüp'te böyle bir halk kütüphane hizmeti veren Mustafa Güzelgöz. Namı diğer eşekli kütüphaneci. Yani bunu eşek, at ve katır üstünde yapılıyormuş 1950'lerde. Ve sen şimdi bunun bir çeşit modern hali olan bisikletli kütüphaneci olarak bu geleneği sürdürüyorsun. Mustafa evet. Güzelgöz, eşekli kütüphaneciyle nasıl tanıştın? Bisikletli kütüphaneci olmaya nasıl karar verdin? Sen nasıl bir kahramansın? Öncelikle ben kütüphaneci Hakan Yücel, namı diğer bisikletli kütüphaneci. Bu çalışmama başlamadan önce halk kütüphanem için pedallıyorum etkinliği çerçevesinde halk kütüphanelerine farkındalık yaratmak amacıyla Van Gölü çevresini, diğer bir tabirle Van Denizi'nin çevresini iki kez bisikletimle dolaştım. Ve bu esnada gezici kütüphaneleri tanıtmak amacıyla herhangi bir köyde, güzergahımın üzerindeki bir köyde 30-40 adet kitabı hediye ettim ve sosyal medya hesabımdan yeni gezici kütüphanelerin fotoğrafını paylaşarak işte gezici kütüphanelerimiz var gibi bir paylaşım gerçekleştirdim. Bu aslında benim çalışmamın temelini oluşturdu. Bunun sonrasındaki zamanlarda, aşamalarda yaklaşık 4-5 metre karın olduğu, yolların açık olduğu ama 3-4 kilometre yürüyerek ulaşabildiğim köylere kırtasiye malzemesi, bot ve mont götürdüğüm zamanlar oldu. Bu süreç ilerledikten sonra Muş'ta öğretmenlik yapan bir arkadaşımla Karadeniz turu yapmaya karar verdiğimde malzeme bakarken heybe çantalar kısmında üniversitede bizlere anlatılan, bizlerin üstad olarak gördüğü, öncü kütüphaneci olarak gördüğü Mustafa Güzelgöz aklıma geldi ve onu anmaya karar verdim. Ölüm yıldönümü olan 18 Şubat'ta kendisini anmak için Aşağı Başan Köyü'ne temsili olarak kitaplar hediye ettim oradaki çocuklarımıza ve bisikletli kütüphaneci maceram bu şekilde başladı benim. Ve bu sürecin sonrasında 2,5-3 aylık süreçte köylere götürmem için bana yaklaşık 3500-4000 civarında bir kitap gönderildi. İlk koliyi gönderen Aysun Bilgiç Akşit, Feride İlkgün, Türkan Atalay, Antalya'dan Yalçın amca, Ordu'dan Ayça öğretmenimiz ve sınıfı, adını burada sayamayacağım birçok vatandaşımız, hani o gönlünde iyilik kıvılcımını yaktığım vatandaşımız bana oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitap gönderdi. Bir parantez açıp onlara şimdiden teşekkür edeyim. Tekrar teşekkür elbette, ediyorum biz onlara. Elbette biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çalışmayı ben hafta içi ve hafta içi olmak kaydıyla yıllık izin ve nöbet izinlerimde gerçekleştirdim. Kimi zaman yolculuklarımda 5-6 sabah 5-6'da ya da 7'de yola çıkıp kilometre hesabına göre kimi zaman akşam 5'te bitti, kimi zaman da gece 11'de
bitti benim yolculuğum. Kimisi işte 30-40 kilometre, 50 kilometre sürdü. Kimisi ise 167 kilometre sürdü benim yolculuğum bir gün içerisinde. Benim en önemli kuralım şuydu. Ne kadar kitabım olursa olsun, ne kadar köye gidecek olursam olayım 14-30'a kadar kitaplarımı dağıtmak zorundaydım. Bunun sebebi eğer okullar kapanırsa çocuklara ben kendimi hediye paketi olarak lanse ediyorum. Kendi kendime öyle söylüyorum. Ben kaskımla, aksiyon kameramla, işte cafcaflı bisiklet kıyafetimle, bisikletin arkasındaki römorkuyla çocuklara, köydeki çocuklara öğretmenlerinden başka hiç kimse kolay kolay gitmez. Ben onlara gittiğim zaman çocuklar beni görünce çok fazla şaşırıyorlar. Akabinde onlarla sohbet edip, çünkü beni gördüklerinde bir heyecan oluyor içlerinde, sabırsızlanıyorlar. Peki bir haberli falan gitmiyorsun anladığım kadarıyla. Bir haberli mi gidiyorsun? Nasıl oluyor? Benim öğretmenlerle çoğunda haberleşiyoruz. Evet, sadece, ve diyorsun ki ben geliyorum. Evet, öğretmenlerimizle haberleyiz. Çünkü ben okullara giderken sınıf mevcudunu alıyorum. Birinci birleştirilmiş okul sınıf oldukları için 1, 2, 3, 4. sınıflara ayrı ayrı hepsinin seviyesine özel bir şekilde kitap seçiyorum. Örneğin 3 birinci sınıf öğrencisi varsa onlara uygun 15-20 kitap. Eğer 10 tane varsa 50-60-70 tane birinci sınıf kitabı götürüp ona göre bir düzenleme yapıyorum kendimce. Ve bu hediye paketi dediğim sabırsızlıkla ve heyecanla bekledikleri zaman da sizlere özel olarak geldim. Yani köyünüze sizler için ve sizlere kitap hediye etmek için geldim dediğim zaman işte benim o anı yaşamak dediğim çocukların yüzlerindeki o heyecan, gülümseme bana tam anlamıyla o yorgunluğumu bitiren, dindiren bir an oluyor açıkçası. Ve konuşmanızın başında hani bir mahcubiyet hissetmiştiniz ya, onun sebebi şu. Ben bana kitap gönderen çocuklarımızın, bana kitap gönderen vatandaşlarımızın fotoğraf talep etmemelerini çok seviyordum aslında. Yani iyilik yap, denize atı. Bana kitap gönderen kişiler aslında bana yaşatıyorlardı bir nevi. Ve ben sosyal medya hesaplarımdan şu şekilde paylaşım yapıyordum. Ve hani yaklaşık 2,5-2 yıldan sonra çalışmamın duyulmasının sebebi de köylere gittim, emanetleri sahiplerine teslim ettim ve evime sağ salim döndüm minvalindeki paylaşımlardı. Ve çocukların hiçbir şekilde bunun içerisinde olmadı. Onların da mahremiyetini korumayı düşündüğüm için buna çok dikkat ettim. Belki de bu yüzden biraz geç duyuldu çalışma. Ve ben şunu düşünüyorum. Aile ve öğretmenden sonra bir bireyin okuma kaderini etkileyen üçüncü kişi kütüphaneci olarak görüyorum ben ve bunu düşünüyorum. Hayat şartlarının zor olduğu Bitlis'te, coğrafi anlamda da hayat şartları zor, bir fırsat eşitsizliği var ve bu köydeki çocuklarımız kitaplara ulaşamıyorlar. Ben onların bu eşitsizliğini ortadan kaldırmak, çocuklara yeni dünyalar aralamak için bir misyon üstlendiğimi düşünüyorum. Ve bu sayede çocuklara kitap ve kütüphaneci kelimelerini farklı bir şekilde akıllarına yerleştirmeye çabaladım. Ve bir altını çizeceğim nokta, ben kendi dünya görüşümle onların hayatlarını değiştirmelerindir. Yani bir çerçeve çizerek onların hayatlarını değiştirmek değil, götürdüğüm kitapların onların hayal gücünü geliştirip o hayal güçleri sayesinde hayatlarını değiştirmelerini hedefledim her zaman. Bir nevi ben bir tohum ektim, can suyunu verdim ve filizlenmelerini onların bana hediye ettikleri, şöyle göstereyim, İçlerinde bana hediye ettikleri böyle yazıları mevcut ve beni şu şekilde karşıladıkları hediyeleri mevcut. Bunlarla beklemeye koyuldum. Bisikletli kütüphaneci Bitlis il ve ilçelerinde bulunan köy okullarına Türkiye'nin dört bir yanından kendisine gönderilen, yani tarafıma gönderilen kitapları bisikletimle gönderdiğim, bisikletimle götürdüğüm bir kütüphanecinin gönüllü çalışması ve toplamda 64 köy okulu için 2457 kilometre pedalladım ve çocuklarımıza 1043 kitap hediye ettim. Bunun yanı sıra 21 de bilim seti hediye ettim. Bisikletli kütüphaneci bir iyilik serüveniydi ve eminim dünyayı kurtaracak kahramanlar Bitlis'in köylerinden de çıkacak. Ha, ya şimdi oturup ağlasam kimse de bana niye ağladın demez. Gerçekten çok çok harika bir çalışma. Peki bunu şöyle yapalım. Sana nasıl kitap ulaştırılabiliyor? Bu bir. İkincisi
Bu maceranda nasıl katkı sağlanabilir? Sana katkı sağlamak isteyen, seninle beraber pedal sallamak isteyen, pedallamak isteyen birileri olabilir. Nasıl bir organizasyon olduğunu buradan paylaşırsan, belki de tek bisiklet olmazsın. Belki bütün kalbimle isterim ki bir gün seninle beraber ben de bisikletle geleyim. Çok isterim. İnşallah. Çok sevinirim ben bunun için. Benim sosyal medya hesaplarımdan benimle irtibata geçebilirler. Bu konuda paylaşabilirsin onlara, buradan. Tabii Hakan Yüc olarak geçiyor. Hakan Yücel ismimle bulabilirler beni. Elbette ben de sizlerle birlikte, tüm isteyenlerle birlikte bir tur yapmayı çok isterim. Köylerimize bizzat gitmeyi ve o hani bu bir keyif sürüşü değildi bir kere. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü elbette hani, öyle. Bahsetmiştim ya, saat 14.30'a kadar varımı yoğumu verip o köylere ulaşmam gerekiyordu. O hazzı mutlaka hep beraber almayı isterim ben de. Peki, yani çok çok teşekkür ediyoruz. Hakan, eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor aslında panelimizin adı, ama önemli bir kısmı bulunmuş, bulunmaya da devam edecektir. Şimdi sırada başka bir kahramanımız var, Arzu Haşlak. Arzu Hanım, merhabalar. Merhaba İlker Bey, bu vesileyle tekrar da iyi akşamlar olsun size. İyi akşamlar. Akbank Fotoğraf Kulübü Başkanı olarak sizi şu eş anda ağırlıyor. Eş başkanı olarak düzeltelim mi? Efendim? Fotoğraf Kulübü eş başkanı olarak görev alıyorum. Özür diliyorum. Hemen ben de ağzıma vuruyorum ve eş başkanı olarak değiştiriyorum. Peki siz bir finans kuruluşunda çalışıyorsunuz ve kurumun fotoğraf kulübünün eş başkanısınız. Ardından Hayat Sende Derneği ile yollarınız kesişiyor ve olağanüstü bir proje başlıyor. Benim fotoğraf kulübünden anladığım tamamen kendi cehaletim. Yani sizin burada bu panelde kahraman olarak konuşmanızın sebebi yaptığınız bu olağanüstü buluşlar. Benim aklıma gelen Balat'a gidip eski binaların fotoğrafını çekmek geliyor fotoğrafçılık kulübünde. Ya da Büyükada'da işte manzara çek, yok bilmem, hani daha sosyal bir nasıl söyleyeyim, daha manzara. Azımsamak için elbette söylemiyorum. Fakat sizin yaptığınız projeyle yan yana getirdiğim zaman işler çok değişiyor. Bu Hayat Sende Derneği ile bir araya geliyorsunuz ve devlet koruması altında yaşayan çocuklarımız için bir proje başlıyor. Ve bu olağanüstü projeyi sizden dinliyoruz. Buyurun lütfen. 2017 yılından beri yürüttüğümüz bir proje bu. Ve kişisel albüm projesi. Hani bu şey gibi de değil. 50 tane albüm yaptık, 50 tane kopya değil. Her bir çocuğumuzun kendi anılarını içeren, kendi anılarıyla beraber kendi yüz ifadelerini, sevincini, üzüntüsünü, arkadaşıyla olan iletişimini bir anlamda yaşam albümü olarak bunu biz hayata geçiriyoruz. Ve onun içinde de başlangıcıyla da beraber açıkçası o da başka bir zincir hikayeyle ona ulaştı. Hani deminden beri mesela konuşmacıları da dinlediğimde hep bir zincir başka bir şeye vesile oluyor kısmında. Açıkçası o zinciri ben bu hikayede ve bu hediyeleşme noktasında inanılmaz derecede yaşıyorum ve yaşıyoruz arkadaşlarla beraber. Ama öncesinde ben hikayenin sürecine geçmeden önce size kurumumun hazırlamış olduğu bir tanıtım videosuyla başlamak istiyorum. Hay hay. Evet Arzu. Teşekkürler. Ben açıkçası sürece nasıl başladığı kısmını ben anlatmak istiyorum ki bu evet. Zincir hikayesi nasıl oluştuğu kısmı gerçekten çok değerli bir hikaye. Bu aslında çok güzel bir niyetle başladı. Bir kadının çocuklara örgü oyuncaklardan, amigurumi denilen oyuncakları mümkünse Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm çocuklara hediye etmesiyle, hediye etme niyetiyle başlayan kurumdaki arkadaşlarına hem bunu öğreterek, örgüyü öğreterek, örgü bilmiyorsa hani geliştirerek şeklinde bir oyuncak örme hikayesiyle biz başladık ve biz öğle aralarında örgü yapıyorduk. Ve bu örgü açıkçası ben 45 yaşındayım.
annem elime benim tığ verememiştir. Ama açıkçası biz çocukla bu işe niyet ettiğimizde o sihirli halka diye bir şey var. İlk başlangıcı örgünün. O benim için bir hafta sonra halka olursa sihirli haline dönen bir noktaydı. Bir ayda bir kuzu yapabiliyordum. Ama tabii ki bu hikayeler bir sürece döndüğünde, bu etkisi de, iyilik etkisi de büyüdüğünde tabii ki kurumumun da dikkatini çekmeye başladı. Ve kurumum da zaten böyle değerli şeyleri alıp bir değere dönüştürüp büyütmeyle ilgili olarak inanılmaz derecede destek olan da bir kurum. Ve kurumsal iletişimden Utku Bey bizi açıkçası Hayattan Nedenli'yle Dünya Gönüllüler Günü'nde buluşturdu. Biz tabii ki o süreye kadar çok bir ürün yapamadık ama başka bir zincir hikayeyle örgülerimizi, atkılarımızı standa dahil ederek onlardan elde edilecek geliri Hayattan Nedenli'ne bir gelir elde edebilmek amacıyla başlama sürecinde Abdullah Bey'le tanıştık, Yasin Bey'le, Sultan Hanım'la ve arada tabii ki sohbet etmeye başladık ki Hayattan Nedenli'ni ben daha öncesinde de çok açıkçası bilmiyordum. Evet, devlet koruması altında yetişen cümlesine özellikle şu an dikkat etmeme sebep de açıkçası kurumun bu sözlük anlamındaki çalışmalarıdır ve dikkat edip dikkat ettirmeye de çalışıyoruz. Orada ben tabii ki fotoğraflarını çekiyorum bir fotoğrafçı olarak Balat'la beraber. Oradaki stand fotoğraflarını da çekerken Yasin'le de sohbet etmeye başladım ben. Sen neler yapıyorsun diye. Çocukların fotoğrafını çekiyorum dedi. Nasıl fotoğraflar? Kuruma gidip çocukların fotoğrafını çekiyorum. Onların dosyalarına eklemekten bahsetti. İnanın sorum şuydu. Neden fotoğraflarını çekiyorsun ki? Çünkü fotoğrafları yok dedi. Şimdi fotoğrafları yok kelimesi ki hele ki şu dönemde gerçekten çok algılayabildiğim bir durumda olmadı. Nasıl fotoğrafları yok? Ya inanın inanılmaz derecede rahatsız olduğum durumu ifade etti. Hatta bazı noktalarda çocuklar fotoğraflara baktığında kendi fotoğrafını tanımıyor. Yani kendini fotoğrafını gösterdiğinde kendini tanımıyor ama arkadaşını tanıyabiliyor. Çünkü aynayla da temas etme noktasında bir şey var. Kendini aynada görmedikleri için haliyle fotoğrafta da kendini tanıyamıyor. Bu tabii ki haliyle rahatsız etti. Biz artık bir bilgi vardı. Biz de bu artık bir farkındalık eşiğine de haliyle geldi ki konu fotoğraf ve bir yerde fotoğraf da yok. Biz bunun fotoğraf grubundaki arkadaşlarla konuştuk. Biz bunu dosyalarına eklenen bir albüm, yani bir fotoğraf değil de yaşam albümü haline nasıl dönüştürebiliriz diye projelendirdik. Bunu Hayat Kendi Derneği'ne ilettik. Biz bunu yapabilir miyiz böyle bir şeye? Çünkü yasal süreçler hakkında da bir bilgimiz yoktu. Evet. Onlar da olabileceğini söyleyince bizi resmi kurumlarla buluşturdular. Resmi kurumu buluşturma noktası tabii ki açıkçası burada kurumumun da büyük bir desteğiyle ve onun büyük gücünün yardımıyla biz gerekli izinleri aldık ve ilk kurumla çalışmaya başladık. İşte bu hem kurum hem bireysel olarak aslında herkes cebindeki, elindeki, ceketindeki topu tüfeği koyma konusunda bir iş başladıktan sonra herkes zaten çok hevesli. Tabii ki kurum çok kuvvetli bir kurum. Onun açacağı kapılar, operasyonel olarak sizlerin yapacağı işler hepsi bir araya geldiğinde harikulade işler çıkıyor ortaya. Bu bir ekip meselesi. Peki operasyonu nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Şimdi biz bu süreçte açıkçası öncelikle kurumu bir görevlisiyle tabii ki görüştük. Nasıl yapabiliriz? Çünkü çocukların uyku düzenlerinden tutun yemek saatlerine kadar her şeyine dikkat etmek zorundayız. Ve onların belirtmiş olduğu saatlerde biz oraya gidiyoruz. Tabii ki öncesinde bir de imzalarımız var. Hani yasal sorumluluklar anlamındaki o kısımla beraber. Ve çocukları biz her hafta sonu fotoğraflıyoruz. Ekipleri yani görevinin yönlendirmiş olduğu şekilde. Ki çocuk fotoğrafı çekmek de çok zordur. Bizim burada ama dikkat ettiğimiz konu şuydu. Biz evet devlet kuruması altında yetişen bir çocuğu çekiyoruz ama biz aslında bir çocuğun fotoğrafını çekiyoruz. O yüzden çocukla kişisel bağ kurmak evet çok değerli ama biz oraya gittiğimizde kendimizi hep şöyle tanıttık. Biz sizin fotoğraflarınızı çekeceğiz. Yani biz bir ablaları, abileri gibi oraya sürekli gelen kişiler olmayacağız. Biz buraya bir görev amacıyla geldik. Şeklindeki o kısmı görevinin desteğiyle onlara aktardık ki bir daha gelmediğimizde çocuğa bir kırgınlık yaratmamak da çok şey. Çok önemli bir değer. Ne kadar hassas bir konu değil mi? Yani bütün hani iyiliklerin çok. İçerisinde de sanki mayın tarlasında yürüyormuşçasına her hareketinize bastığınız her yere dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ve orada çocukların hikayelerini dinlememeyle de ilgili ki gerçi zaten kurumlar bu konuda çok hassaslar. Çocukların hikayelerini bizle zaten paylaşmıyorlar ama hani olay ki konuşmalarda kulağımıza bile dokunsa
bu bilgiyi kesinlikle almamayla ilgili olarak da arkadaşlarla zaten öncesinde de görüşüyorduk. Çünkü ne kadar da olsa ufak bir bilgi sizin bakış açınızı da birazcık mahzunlaştıracağı için o mahzunluk bile o fotoğraf albümüne yansımamalıydı. Ki bizim fotoğraf albümlerinde normalde evet çocuk evlat edinildiğinde veya koruyucu aileye gittiğinde tabii ki çocuğa geçmişiyle ilgili bilgi verilmek zorunda ama bunu söylemek istemeyen bir aile bile bu albümü çocuğuna hediye ettiğinde, çocuğuna gösterdiğinde kreşte arkadaşlarıyla beraber oynayan bir çocuk keyfiyle bakacaktır ona. Ki zaten buradaki bizim bu sürece girmemizdeki etken, Abdullah Özkan'ın çok sevdiğim bir lafı var hani bu cümleyi anlatırken. Buradaki bizim en büyük hediyemiz şu. Çünkü biz çocuğa bu albümleri verdiğimizde yüz ifadesini görmüyoruz. Ama bir yerlerde birisi beni düşündü mü, beni düşünen biri var mı, birisinin aklında mıydım, kalbinde miydim cümlesini yüzeyinde azıcık hissettiği noktada evet ben birisinin aklındaydım cümlesini hissettiği ki bizim Akbank Fotoğraf Kulübü olarak ve dilerim nice kişilerin katılımıyla bir sürü insanın gönlünde ve kalbinde olacağını hissedecektir ki zaten bir kişinin de bireysel gelişimindeki en güzel şey o dondurduğumuz anların keyifli hali zaten güçlü bir kişilik olarak oturmasına da vesile olacak ve alt zeminin güçlü olması zaten onu güçlü bir olarak da birey olarak da hayatı hazırlayacak. Bizim de bu konuda ufacık bir nebze de olsa geçmişiyle bağ kurabileceği o keyifli bağlantıyı güçlendirebilirsek ne mutlu bize. Ben ayrıca tabii ki albümleri, çocuk albümleri değil bu. Bunlar bizim çocukların yüzlerini içermeyen albümler. Ama bizim çocuklara vermiş olduğumuz albümler bu şeydi. Bu formatta. 26 sayfayla başladık. 40 sayfaya çıktık. Her hafta 13 arkadaş olarak toplamda ilerliyoruz. Gittiğimiz zaman 3 haftada bir, ayda bir gittiğimizde binlerce fotoğraf çekiliyor, ayıklanıyor. Her bir çocuğun kendi özel fotoğrafları işte arkadaşıyla beraber. Bir emek var. Çok konsept belirleniyor. Çok inanılmaz. Çünkü o şey de değişiyor. Yani her kişinin kitapçı da fotoğraf adedine göre de haliyle değiştiyken ama size şöyle söyleyeyim o günün yorgunluğu mu denir? Bu albümü alıp o çocuğa ulaşacağını bildiğimiz anda gerçekten yürekte müthiş bir şey işte bu olduğu şeklinde o keyifli hale geliyor. Sayın yani eş başkanım, özellikle eş başkanım diyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Önce kendi adıma. Dolayısıyla bizi dinleyen ve bu organizasyona katılmak isteyen sevgili dostlar Akbank Fotoğraf Kulübü'nü takip edebilirler. Doğru mu? Biraz şurada bir düzeltme yapayım. Çünkü burası açık. Yani bu proje açık bir proje mi? Hayır, açık bir proje değil. Çünkü biz bile kendi arkadaşlarımızdan projeyi katılımcılarını oluşturmaya çalıştığımızda oradaki duygusal eşiğe çok dikkat ediyoruz. Çünkü biz duyarlılıkla duygusallığı karıştırabiliyoruz. Orada duyarlı olan kısım. Haklısınız. Evet, oradaki durum çok hassas ama kişinin de kendi gücüne de biraz nasıl diyeyim sahip olması lazım. O duygusal eşiği çok aşağı çekmemiz de gerekiyor. Biz açıkçası bu projeyi evet yürütmek istiyoruz. Çünkü Akbank Fotoğraf Kulübü olarak ilerledik ama Akbank çatısı altında diğer kurumlarla mentorluk yapacak şekilde ilerlemeyle ilgili altyapı çalışmalarımız da mevcut diyebilirim. Aslında sözün özü yani hem Bisikletli Kütüphaneci hem Gülmek İyileştirir Derneği hem siz hem birazdan da Akut'tan sevgili Serhat'la sohbet edeceğiz. Aslında kimin hangi kuruma hizmet ettiği değil aslında iyiliği bir şekilde yapıp evrenin bir yerine atmakla ilgili bir şey. Yapmak istedikten sonra bakınız üçünüz de çok çarpıcı hikayeler anlattınız. Çok başka yerlerden başlayıp bambaşka yerlerle biten ve ya da devam eden hikayeler buradan da kim bilir daha nerelere evrilecektir. Size çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbetimizin sonunda da bir videomuz daha var bildiğim kadarıyla. Sizin eklemek istediğiniz... Bir söz ekleyebilir miyim sadece? Çünkü bu tüm arkadaşlarımızla beraber bir şeye gönüllü başlamak çok kolay. Ama gönüllü kalmak, gönüllü ilerletmek ve bunu sürdürülebilirliğini sağlamak anlamında herkesin gerçekten kalbine güç de diliyorum. Evrenin neresinde başlayıp o olayın nereye taşınabileceğiyle alakalı olarak Aslanım'ın dediği gibi iyi bir şeye gerçekten sistem inanılmaz derecede gerçekleşsin diye hizmet ediyor. Tüm güzel yüreklere ve sizlere teşekkürlerimle.
Biz teşekkür ediyoruz ve değerli izleyicilerimiz için bir video paylaşmak istiyoruz. Ardından da Akut İstanbul ekip lideri sevgili Serhat Akbel'le sohbet edeceğizdir. Videomuz hazırdır herhalde. İyi seyirler. Arzu'na teşekkürler. Türkiye'de yaklaşık 18 bin çocuk devlet korumasında yaşıyor. Ve bu çocukların büyük bir kısmının hiç çocukluk fotoğrafı yok. Akbank Fotoğraf Kulübü olarak inanıyoruz ki geçmişini bilmeyen biri gelecekle bağ kuramaz. Bu yüzden Hayat Sende Derneği ile birlikte çocukların gelecekle bağ kurabilmesi için kolları sıvadık. Akbank Fotoğraf Kulübü'ndeki gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle 6 ay boyunca çocukların fotoğraflarını çektik. Çektiğimiz fotoğrafları özenle seçerek her çocuğun ismine özel tasarladığımız kişisel albümler hazırladık. 2 yıllık bir çalışmanın sonunda 3 kurumun işbirliğiyle 160 çocuğun kişisel albümleri ve 220 çocuğun fotoğraf baskıları gönülden örülen kalplerle çocuklara teslim edildi. Akbank Fotoğraf Kulübü olarak geçmişiyle bağ kurabilen çocukların yetişmesine katkı sağladık. Ve efendim karşınızda Serhat Akbel. Serhat Akbel merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte tam da zaman Akut'la konuşmanın. Özellikle maalesef çok yakın yaşadığımız İzmir depreminden sonra seninle karşılıklı sohbet ediyoruz. Bulunduğumuz coğrafya tabii ki her türlü doğal afete gebe bir coğrafya. Hiçbir deprem aslında sürpriz değil. Sürpriz olan bizim yaptıklarımız, ettiklerimiz, edemediklerimiz. Bütün bir cehaletimle anlatıyorum, söylüyorum bunları. Zaten saz sende olacak. En son İzmir ve sen de oradaydın değil mi? Ümidin, sevincin, acının, ızdırabın ve mucizenin birbirine karıştığı bir atmosfer. Tabii neler söylersin? İçinde tabii ki çok hamasi kelimeler var. Kabul ediyorum. Televizyonda da mucizenin peşinde olmak, onu seyretmek ve o mucizeye tanık olduktan sonra sanki acıların hepsi sönmüş gibi yüreğimizin sönmesini de eksik ve yanlış buluyoruz. Doğru mu? Yapacak çok iş var halbuki. Evet, aslında burada esas mucize bence şu, yani haberleri açalım işte örneğin büyük bir deprem oldu ve hiç bina yıkılmadı. İşte gerçek mucize aslında burası, ulaşmamız gereken yer de burası. Ülke olarak ne yazık ki biz hep sonrası üzerinde ve yaşadığımız acılara da bir şeyler bularak işte mucize kurtuluş, saatler sonra gelen kurtuluş gibi böyle süslü isimlerle de bunu böyle jelatine sarıp satıyoruz ama aynen, aslında esas olması gereken yıkılmayan bir şehrimiz olması gerekiyor ve bizim o sağlam evlerin içerisinde sabitlenmiş eşyalarla yaşamamız gerekiyor ama ne yazık ki işte en ufacık depremde bile yıkılmalar, binalar yıkılmasa bile eşyaların devrilmesi sonucu yaşanan yaralanmalar ve sonrasında da işte kurtarma çalışmaları yapılıyor ve ne yazık ki hani bu kurtarma çalışmalarının da vermiş olduğu, ülke olarak bu arada kurtarma konusunda dünyada parmakla gösterilen ekiplerimiz var. Evet. Hani AKUT gibi, AFAD gibi bir sürü ekibimiz var ve bunlar dünyada parmakla gösteriliyor. Evet, itfaiye ekiplerimiz de hakeza. Evet, evet, evet. Yani biz çünkü sürekli olay olduktan sonra krizle savaştığımız için bu konularda çok tecrübeliyiz. Antrenmanlı keşke bölümümüz mühendislik değil de felaket sonrası kurtarma. Tam oradan bahsedeceğim. Keşke şöyle ünlenmiş olsak, riski en iyi yöneten ülke diye ünlenebilsek ama biz ne yazık ki krizi en iyi yönetebilen kısmındayız. Bunun da değişmesi için en önemli kısım eğitim, eğitim, eğitim. Çocukların eğitimi, bireylerin eğitimi ve afete hazırlıklı bir toplum oluşturulması. Bu konuda da elimizden geldiğince her ortamda, her mecrada depremi, afetleri anlatmaya çalışıyoruz. Ki en ufacık bir bilgi, burada mesela söylediğimiz bir cümle birçok kişinin hayatını kurtarabilir. Bir cümle de birçok kişiye gereksiz ümit de verebilir. Bunun farkında olarak, AKUT olarak doğru eğitim modülünü oluşturup herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ki AKUT'a gerek kalmasın. Peki, sevgili Serhat, senin AKUT hikayen nasıl başladı? Bir gün kalktın ve ben AKUT'a üye olmalıyım mı dedin. Nereden geldi? Evet, ben izcilik kökenliyim. Çocuk yaşlarda izcilik yaparak başladım bu işlere. Daha sonrasında da eski Medeni Kanun 18 yaşta izin veriyordu bir derneğe gönüllü olmaya. 18 yaşımı doldurduğum gün AKUT'un kapısına gittim. Beni içeri alacaksınız diye zorladım.
Daha öncesinde bir daha ufak yaşlarda da bir zorlama oldu ama büyü de geldi dendi bana. Şimdi artık en azından 16 yaşında gelenler var ekibin içerisinde. Doğuştan akutlusun. Ya tam öyle demeyelim ama doğuştan bir doğa içerisinde, doğa sporlarının içerisinde olunca otomatikman iş akuta kadar geldi. Kendi kaybolmam aslında çok küçük yaşlarda bir orientilik yarışında kaybolmam da bunun için aslında sonrasında buna kafam çalışmaya başlayınca evet aslında ben sanırım o dönem yaşadığım bir kaybolmanın vermiş olduğu farkındalıkla buraya geldim diyebildim. Ama çocuk yaşlarda kapıdan içeriye zorla girerek bir yerlere bir şey birilerine fayda sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Peki kaç yıldır akuttasın? Bu yıl 16. yılım bitti. 17. yılın içerisindeyiz şu dönemlerde ve aslında hayatımın yarısını arama kurtarma gönüllüsü olarak geçirdim. Biz tamamen gönüllü çalışan bir derneğiz. Elimizden geldiğince gönüllü kalmaya çalışıp profesyonel hayatlarımızdan zaman bulabildiğimiz kadar geniş bir havuzu var Akut'un. Yüksek sayıda gönüllüsü, eğitimli gönüllüleri var. Bunların arasından da işi, gücü, okulu, emekliliği izin verdiği sürece operasyonlara giden, eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada kurtarma yapan gönüllü ordusu diyebiliriz Akut için. Peki Akut'a katılmak isteyen gençler ya da kişiler ne gibi yetkinlikleri olmalı? Her seviyede katılımcı olabilir mi? Çalışabilir mi? Nedir? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bize en çok gelen şey şu, işte askerliğimi komando yaptım, beden eğitimi okuyorum gibi şeylerle geliyor insanlar ama Akut'un herkese ihtiyacı var. Herkesin kazın üzerine çıkıp kırıcı kullanacak, herkes ipin ucunda sallanıp kurtarma yapacak diye bir şey yok. Arka planda çay demleyen, ekipmanlara bakım yapan, araç süren, bu personellerin sahada kaç saat çalıştığını takip eden idari birimlerimiz de var. Dolayısıyla herkesin yapabileceği bir şey var. Herkes faydalı olabilir. En önemlisi eğitim alıp olası bir afet durumunda kendi mahallemize, kendi çevremize yardımcı olabiliriz. Birebir çalışmak zorunda değiliz, sporcu olmak zorunda değiliz. Dağcı olmak zorunda değiliz ama en önemli kısım gönüllü olmak zorundayız. Evet ben bu işi yapacağım demeniz gerekiyor. Çünkü çok zor bir süreç. Arama kurtarma eğitimi gerçekten çok uzun süren, çok yoğun bir eğitim programı. Hayatınızı merkezine almanız gerekiyor. Yaklaşık 2,5-3 yıl çok yoğun şekilde eğitimler almanız gerekiyor. Sonrasında da sahaya çıkacağım diyorsanız belli performans kriterlerinden geçmeniz gerekiyor. Psikolojik sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra sahaya gidip kurtarma yapabilirsiniz. Şeyi naçizane çok önemsiyorum. Daha önce Akut'un internet sitesinden bir takım dosyalar indirmiştim ve bunların içerisinde aslında bir eğitim notları da var. Okuduğun zaman deprem esnasında önümüzdeki 3 gün boyunca kendim, ailem, etrafım ve mahallemde yapabileceğim o kadar çok şey var ki. Yaklaşık bir 50-55 sayfalık bir not da hala bilgisayarımda kayıtlı. İlk 3 dakikada, 3 saatte ve 3 günde neler yapılması gerekiyor? Buluşma noktaların belirlenmesi, deprem çantaları, mahalle organizasyonları gibi yapılacak onlarca şey var bildiğim kadarıyla. Evet, bu konuda öncelikle mutlaka işte sizin yaptığınız gibi internet sitesinden PDF'ler indirilebilir. Farklı kurumların veya bizim internet sitelerinde online eğitimlerimiz var. Bunlara dahil olunabilir. Çünkü gerçekten çok detaylı konular var. Öncelikle şu. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem özelinde konuşursak binalarımızın mutlaka kontrollerinin yapılmış olması gerekiyor. Sağlam binalarda oturmamız gerekiyor. Sadece sağlam bina yeterli değil. Mutlaka eşyalarımız sabitlenmiş olacak. Ve bir acil durum çantamız olacak. Bu üçü çok önemli. Özellikle buna acil durum çantası diyoruz. Çünkü deprem çantası, sel çantası, yangın çantası gibi çantalar ayıramazsınız. O yüzden bir tane acil durum çantamız olacak. Olası bir durumda bu çantayla ilgili en çok yanlış bilinen konu sanki deprem olacak. Ben bu çantaya sarılacağım ve enkazın altında hayatta kalacağım. İşte onun içindeki suyla, yemekle hayatta kalacağım gibi düşünüyor ama öyle değil. Bunun amacı sizin de söylediğiniz gibi bu dünyanın her yeri için geçerli. İlk 72 saat size düzenli, kontrollü yardım gelemeyebilir. Bu ilk 72 saati bizim ve ailemizin konforlu şekilde geçirebilmesi için ve hayatta kalabilmesi için gerekli. Ekipmanların olduğu asgari bir çanta. Asgari ekipman değil mi? Hijyenik evet. Olsun, efendim, gıda olsun, su olsun. Kesinlikle. Bunun listesine bizim akut.org.tr internet sitemiz. Oradan girip listeye ulaşabilirler. İçinde olması gereken tavsiye ettiğimiz malzeme listeleri var. Oradan detaylı olarak bu listeye bakabilirler. Mesela bu yayını izleyen herkes bu akşam en azından bir çanta hazırlasın kendisine. Çünkü ne zaman deprem olacağını ne yazık ki bilemiyoruz. Haber de vermiyor gelmeden önce. Dolayısıyla her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bir aile acil durum planı, bu çok önemli bir konu. Bundan da hemen hızlıca biraz bahsedeyim. Olası bir durumda çünkü bütün iletişimin kesildiğini kabul etmeniz gerekiyor. WhatsApp'tan hadi şurada buluşalım diyemiyoruz. Instagram'dan story atamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani
birazcık işin romantik kısmını geride bırakıp, öyle değil mi, sıfır iletişimin olduğu bir noktada nasıl bir iletişim planı yapılması gerekiyor gibi, buyur lütfen. Burada en önemli kısım, sizin de söylediğiniz gibi, GSM'e ciddi bir yüklenme olduğunda şebekeler ne yazık ki bu yoğunluğa cevap veremiyorlar. Data altyapısı gene şu an mesela hepimizin telefonları bir şekilde data alışverişi yapıyor. Burada biraz daha şanslıyız. Ama konuşma anlamında ne yazık ki kilitlenme yaşanıyor. Dolayısıyla bir plan yapmamız gerekiyor. Nerede buluşacağız? İşteyiz. İşte çocuklar okulda olabilir. Aile bireylerinin bir kısmı evde olabilir. Herkes işte olabilir. Dolayısıyla bir buluşma planlamamız gerekiyor ve bu tarz olayların hemen sonrasında trafik en önemli problemlerden biri. Dolayısıyla belki yürüyerek gidebileceğimiz alanlar belirlememiz gerekiyor. Burada gene yeri gelmişken akut olarak geliştirdiğimiz bir güvendeyim adı altında bir uygulamamız var. Herkes bunları cep telefonlarına lütfen indirsin. 10 kişiye kadar kayıt yapıyorsunuz. Tek bir tuşla 10 kişiye sizin güvende olduğunuzu bildiriyor ve konumunuzu atıyor. Dolayısıyla siz 10 kişiyi tek tek arayıp nasılsınız, iyi misiniz, iyi sallandık, nasıl sallandık, şöyle oldu, böyle oldu demek yerine tek bir tuşla herkese güvende olduğunuzu, yani belirlediğiniz aile yakınlarınıza güvende olduğunuzu ve konumunuzu gönderebiliyorsunuz. SMS sistemi çünkü sıralı olarak yoğunluk olsa bile sırayı alıyor ve göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla bu uygulamada bu iletişim anında çok önemli. Sonrasında o parklar, işte toplanma alanları, belirlediğimiz alan, işte çocuğu okuldan kim alacak? Çünkü okullar çocukları dışarıya bırakmıyorlar. Öğretmenlerin kontrolünde okulda tutuyorlar, evet. Ve velilerinin gelmesini istiyor. Dolayısıyla o şekilde okula kim gidecek, çocuğu kim alacak, nerede buluşacağız? Bunların hepsi önemli. Bu planı aile acil durum planında gene örnekleriyle birlikte bir internet sitemizde bulabilirler. Açıp orada bu akşam hazır böyle bir yayın izlemişken sonrasında en azından planlarımızı, hazırlıklarımızı varsa da belki iş değişti, belki okul değişti, yenilemekte fayda var. Pekala. Şimdi izleyen herkes için dört tane kahramanla sohbet ettik. Dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor dedik. İster Gülmek İyileştirir Derneği ile iletişime geçebilirsiniz, ister bisikletli kütüphaneci Hakan ile, ya da ister iseniz eş başkanımla şey yapamıyoruz ama derneğimizle, çok özür diliyorum, Hayat Sende Derneği ile bir araya gelebiliriz, ya da AKUT'un herhangi bir kademesinde çalışmak için başvurabiliriz, internet sitesini inceleyebiliriz, yapacak çok şeyimiz var. İyilik bulaşıcı, dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor. Bir kısmı bulundu ama daha kahramana ihtiyaç var. Görmüş olduğunuz gibi kahramanlarımızda pelerin de yok. Tayt üzerine slip don da giymediler. Sen ben gibi insanlar ama harikulade kahramanlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve uzaktan da olsa sarılıyoruz. Ve sizi kucaklıyoruz. Çok teşekkürler. Pekala. Evet. Birinci teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar teşekkürler. Sevgili katılımcılarımız, bizi izleyen sevgili dostlar, gençler, arkadaşlar, güzel insanlar, hanımlar ve beyler. Birinci panelimizin sonuna geldik. Şimdi ikinci panelle devam edeceğiz. İkinci panelimizin konusu insan ve iyilik. Konuğumuz Sunay Akın. Şimdi dünyayı kurtaracak kahramanlar aranıyor idi. İkinci panelimizde de insan ve iyilik. Ben nasıl Allah'ın sevgili bir kuluyum ki
İnsan ve İyilik panelinde karşımda Sunay Akın var. Sunay Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili İlker. Özledim seni. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Az önceki kahramanlar ve şimdi siz, kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir gün benim için. Seyrettim. Çok güzel bilgiler aldım. Bütün o genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sakın vazgeçmesinler. Onlar bilginin ışığını karanlığa taşıyorlar. Gelecek o güzel insanlar sayesinde daha aydınlık olacaktır. İnsan ve iyilik iki kelime var ve karşımda Sunay Akın var. Ne sorsam evet, aslında karşılığını bulacaktır. Ama şimdi insan ve iyilik ve Sunay Akın ve yani laf dönüp dolaşacak illa oyuncak müzesine gelecek. Çünkü kesin, insan insan ve çocuk, az önceki bütün katılımcılarımız da özellikle 3 tane derneğimiz tamamen çocuk üzerine çalışan, işte kanser tedavisi gören çocuklar için hijyenik oyun merkezi, kütüphane ve kişisel albüm ve bir de oyuncak müzemiz var. Evet, evet. Biz ne yaptık da bu oyuncak müzesini hak ettik Sunay Hocam? Canım benim, bu ülke her şeyin en iyisine layıktır. En güzeline layıktır. Şimdi bak, sorunun yanıtını vermek için bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu tamam, fotoğrafta üç insanı yan yana göreceksiniz. Ne güzel dedin, insan ve iyilik. Şimdi fotoğrafta üç insan var, üçü yan yana. Bu üç insanın birbiriyle ortak bağı ne olabilir? Özellikleri ne olabilir? Yakınlığı ne olabilir? Örneğin. Baba bir daha görelim lütfen fotoğrafı. Fotoğrafı bir daha görelim. Tutalım fotoğrafı. Evet. Evet İlker. Hadi bakalım. Şimdi ben sana sorayım. Bu üç insanın birbiriyle ortak bağı nedir? Gözleri. Güzel. Gözleri birbirine benziyor. Yani büyük baba, çocuk, torun. Değil mi? Evet. Yani üç kuşak. Ya da üç kuşak. Ya da üçü de aynı insan. Bir ya da insanın, aynı insanın üç kuşaktaki hali. Bravo. Çocukluğu, gençliği, büyüklüğü. Bak. Evet. Şimdi gel iyilik penceresinden bakalım. O ortada görmüş olduğun Orville Wright. İlk uçağı bulan, 1903 yılında ilk uçan insan Orville Wright. İlk o uçtu. Ha, Hezafan Ahmet Çelebi gibi pek çok güzel insan yaptığı kanatlarla kendini yüksek yerden aşağı attı ama onlar düştü. Bu yerden kalkan, motorlu kanat, ilk uçak. Orville Wright'ın 1903 yılında yapmış olduğu ilk uçuş denemesinde kalktığı ve konduğu yer arasındaki ortalama yüksekliği ne kadardı biliyor musunuz? Ne kadar? 70 santim. 70 santim. Sadece 70 santim İlker. Kimse inanmadı. Herkes onunla alay etti. Dediler ki ya Orville niye bu kadar zahmet ettin? Seni havaya atsak daha çok uçuyordun. Sen git kardeşin Wilbur'la bisiklet tamir et. İkisi de bisiklet tamircisi. Bunun geleceği yok denilen keşif insanlık tarihinde uçaktır biliyor musun? Kimse inanmadı ona. Ama fotoğrafı bir kez daha görelim. Bak, ortadaki ilk uçan Orville Wright 70 santim. Onun solundaki 12 Nisan 1961 uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin. Sağındaki 20 Temmuz 69 aya da yürüyen ilk insan Neil Armstrong. Ne oldu? Hani havaya atsaydık daha çok uçacaktı? Sevgili İlker, böyle bir fotoğraf çekilmedi. Bunu ben kesip yapıştırdım. Bunu ben yapıştırdım. Ama lütfen şimdi şunu görelim. İlk uçan insan Orville Wright 70 santim, kimse inanmadı. Uzaya çıktı ve öteki yanındaki ayda yürüdü. Üçü de isteselerdi bu fotoğrafı çektirebilirlerdi. Üçü de aynı anda aynı toprağa basıp aynı havayı soludu. Aynı anda yaşadılar. Demek ki insan ve iyilik denilince aklımıza gelen bilimin yolu gelmelidir. Bu iki kanat var ya, bilim ve sanat. Bu iki kanatla uygarlık tarihinde iyilik yükselmiştir. Asıl olan budur. Bak, bunu az önceki o kesip yapıştırdığım fotoğrafla belgeledim işte. 70 santime kimse inanmadı ya. Alay ettiler ya. Yerin dibine soktular. Ama o da vazgeçmedi. Evet, vazgeçmedi ve uzaya çıkacak olan ve de ayda yürüyecek olan insanla aynı dönemde yaşadı ve bugün bilgi nerelerde? Peki ne güzel dedin, söz dönüp dolaşacak, oyuncak müzesine gelecek. Hemen getirelim. Getirelim. 1927 yılında insanlık tarihinin ilk uzay oyuncağı üretildi İlker. Bak, 20 Temmuz 69'da aya kim bayrak dikti? Amerika Birleşik Devletleri. Peki, çocukların hayallerine, oyunlarına uzayı oyuncakla ilk kim koydu? Amerika Birleşik Devletleri. İşte oyuncak da burada. Bak öne, bak bu oyuncağı daha müzeye koymadım. Böyle ayrılamıyorum ondan. Bu görmüş olduğun İlker'im, oyuncak tarihinin ilk
uzay konulu oyuncağı. Buck Rogers. Bu bir çizgi roman. Astrolar çizgi roman, hayallerin dünyası. Çizgi romanın bu insanla büyük bir iyiliği vardır, biliyor musunuz? Evet. Sanat, çünkü sanat. Çizgi roman bir sanattır. Büyük bir iyiliği vardır. Çünkü pek çok bilim keşif çizgi romandan doğmuştur. 1927 yılında Buck Rogers adlı bir çizgi roman ve onun kahramanının uzay oyuncağı. İlk kez oyuncak olarak çocukların hayallerine uzay bununla katılıyor. 1927 Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu oyuncakla oynayan çocuklar büyüdüğünde neredeydiler? NASA'da görevli ve Ay'a bayraklarını diktiler. Demek ki bilim ve sanat bir kuşun iki kanadıdır. Bu iki kanadı takan toplumlar yükselir ve özgür olur. Kullanamayanlar tavuğa dönüşür. Tavuk bekler ki birisi yem atsın. Yem atarlar, tavuk yemleri gagalarken arkadan yumurtaları gider. Bak, o Akut'taki arkadaşı dinlerken aklıma İhsan Ketin geldi, biliyor musun? Profesör Doktor İhsan Ketin. İhsan Ketin Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya eğitim alması için, bilginin ışığını ülkesine getirmesi için gönderdiği o gençlerden biridir sevgili İlker. 1930'lu yıllarda. Yer bilimci olarak gelmiştir. Hep deprem konuşuyoruz ya. Evet. Asıl konuşmamız öncelikle konuşmamız gereken İhsan Ketin'dir. Çünkü İhsan Ketin depremde neyin can aldığını anlatmıştır. Ben onun seminerine katıldım, biliyor musun? Tek cümlede anlattı. Hoca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı anlatıyor. Bir ara durdu. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı bulan o. Adını koyan o. Ne dedi biliyor musun İlker? Çocuklar, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı buldum ama derdimi anlayacak bir politikacı bulamadım. Yani. Hani derler ya, bana kaldırma noktasını göster. Evet, evet. Dünya yerinden oynatayım. Sana konuştuğumuz, tabii ki konuşacağız. Önlemler, tedbirler, ne yapmamız gerekir? Ama kaldırma noktası o Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı bulan, yer bilimini çağdaş anlamıyla ülkemizde başlatan İhsan Ketin'in söylediği bu sözdür sevgili İlker. Asıl mesele odur. Ve bak, şey vardır bizim tarihimizde. O ki iyilikten söz ediyoruz. Bilim ve sanattan. Mehmet Münif Paşa. Ben çok seviyorum bu Mehmet Münif Paşa'yı ya. Mezarını buldum. Sarı Cedid mezarlığında mezarını buldum. Mezar taşında güvercinler su içsin diye böyle su tasları olur ya. Evet. Mezar. 12'nin şekli ne biliyor musun? Kalp, insan kalbi. Mezarın üstü insan kalbi şeklinde oyulmuş. Yağmur yağdığında su doluyor ve güvercinler o insan kalbi şeklindeki sulaktan su içiyorlar. Mehmet Münif kimdir biliyor musunuz? Tarihimizdeki ilk bilim dergisini çıkaran. 1862 Mecmua-i Füyun'un ilk bilim dergisini Mehmet Münif Paşa çıkarır. Ve bak 150 yıl önce, yaklaşık 150 yıl önce yazdığı bir yazıdan kısa bir paragraf okuyayım mı sana İlker? Lütfen. Ha? Bak lütfen. 150 yıl önce dostum. 150 yıl önce yaklaşık şunu yazmış. Osmanlı sınırları içinde bulunan kentlerdeki anıt eserlerin birer minyatürünü İstanbul'da bir parkta bir araya getirmeliyiz. Nedir bu? Minyatürk. Minyatürk. Ama bak sakın minyatürk deme İlker. Hollandalı duysak kızar. Hollandalı der ki hadi canım minyatürk'ü bizden çaldınız. Onu biz kurduk. 1952 yılında Den Haag'da modern adam. 1952. 150 yıl önce hayallerine bakın. İlk bilim dergisini çıkaran Mehmet Münif'in. Neden Osmanlı sınırları içindeki tarihi eserlerin birer minyatürünü İstanbul'da bir araya getirmek istiyor? Bilgiye bir havuza yapmak istiyor. İnsanlara bilgiyi sunmak istiyor. Bir nevi kütüphane. Evet. Ha kaldı ki çok güzel söyledin İlker. Ülkemizde çağdaş anlamıyla bir millet kütüphanesinin kurulması fikrinde ilk kez Mehmet Münif Paşa Mecmua-i Füyun'un dergisine yazmıştır dostum. İlk kez o yazmıştır. Ve Kadıköy'de Göztepe ve Erenköy var ya, Göztepe ve Erenköy. Evet. Buraya ilk konağı yapan o. Göztepe ve Erenköy diye bilinen bölgeye ilk konağı Mehmet Münif Paşa yapmış. Bakalım konağının bahçesine ne koymuş. Görelim lütfen. Ne görüyorsun İlker? Zürafa heykeli. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Ha? Bak bu zürafa heykelinden dolayı yaklaşık 100-120 yıl önce Göztepe ve Erenköy'ün adı Zürafalı Bahçe'ydi. Buraya Zürafalı Bahçe denirdi. Zürafalı Bahçe. Hiç bu adı duymadım. Neden? Çünkü burada bir futbol takımı kurulmadı da ondan. Ya. Yani yoksa Fenerbahçe olmasa Fenerli Bahçe'yi, İstanbul'un o bölgesinde yaşanan olayları kim hatırlayacak ha? Zürafa. Ha. Zürafalı Bahçe. Göztepe ve Erenköy'ün adı oydu. Bu yüzden yine Oyuncak Müzesi'ne bağlayalım sözü. Oyuncak Müzesi'ne gelenler Oyuncak Müzesi'nin girişinde zürafa heykeli görüyorlar. Neden?
Çünkü Mehmet Münif bir zürafa heykeli koyarsa Sunak'ın 3 zürafa heykeli koyar. Bakar mısın? Bunlar sevgili İlker, bunlar sokak lambası. Bunlar sokak lambası. Sokak lambası. Bunlar karanlığı aydınlatıyorlar. Böyle çenelerin altında lambalar var. Yeri aydınlatıyorlar. Sokağı aydınlatıyorlar. Ben gecenin karanlığında Oyuncak Müzesi'nin sokağına girdiğimde hep o zürafa şeklindeki sokak lambalarının altında, ışığın altında duruyorum. Bakıyorum ve ne diyorum biliyor musun? Hey koca Mehmet Münif, bilginin ışığı karanlığı aydınlatmaya hala devam ediyor. İnsana yapılacak en büyük iyilik bilginin ışığını karanlığa taşımak değil midir sevgili İlker? Elbette hocam, elbette. Olmaz olur mu? Bu ışığı şimdi biz hep beraber elden ele taşımaya devam edeceğiz. Ya vaktin var mı? Şöyle bir yolculuğa çıkarayım seni, iyilik yolculuğuna. Memnuniyetle. Nedir insan ve iyilik? Bunun için sevgili öğrencim, kardeşimsin ama öğrencimsin. Değil mi? Tiyatro okulunda canım benim. Şimdi bak sevgili İlker, 1632 yılına gidelim. 1632 yılında Amsterdam'dayız. Tamam. 1632 yılında Amsterdam'da görmüş olduğum bu tablo yapılır. İnsan ve iyilik konusundaki en büyük göstermek istediğimiz belge, bilgi bu olmalı. Doktor Nicholas Tulp'ün anatomi dersi. O görmüş olduğun şapkalı adam, siyah şapkalı adam Doktor Nicholas Tulp. Anatomi dersi. 1632 Amsterdam. Etrafındakiler hiçbir doktor değil. Kimdir onlar? Amsterdamlı zenginler. Peki, insan ve iyilik konusuyla bu tablonun ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Çünkü o yıllarda Avrupa'da kilise tıp bilimine baskı uyguluyordu. Doktorlar bilgiyi geliştirmek için anatomi yapamıyorlardı. Şimdi düşünsene İlker, anatomi bilmeden hekim olabilir misin? Ne? Ama hayır diyordu kilise. Anatomi olmaz, haşa. Ne olacak? Nasıl ilerleyecek bilgi? İnsanlar kırılıyor. Bak şu anda pandemi günlerindeyiz. Bütün sağlık çalışanlarımıza minnet duygularımı gönderiyorum. Eczacısından, hekiminden, hemşiresinden, ambulans şoföründen, güvenliğinden hepsine. Değil mi? Peki nasıl geldik buraya? İşte bu anlatacağım öykü çok önemli. Büyük bir baskısı var kilisenin, bilginin, bilimin üstünde. İnsanlık gelişemiyor, bilgi yayılamıyor. Fakat Amsterdam Belediyesi diyor ki, bir dakika diyor. Bir dakika. Bu hayatın sahibi, geleceğin sahibi sadece onlar değil. Biz de varız. Biz Amsterdam Belediyesi olarak bir anatomi dersi düzenleyelim. Böyle bir karar alalım kiliseye karşı. Ve hekimler anatomi yapsınlar. Üstelik o anatomi dersini zenginlere seyrettirelim. Onlardan aldığımız parayla da bilime bir ışık daha akıtalım. Hem de maddi sponsor bulalım bugünkü adıyla. Evet evet öyle bak, olmuş. İstanbul gösteri sponsoru. Bak hani tabloyu bir daha görelim. Dolayısıyla 1632 yılındaki yapılan bu tabloda Nicholas Tulp'ün yanındaki ilk sponsorlar. Şahaneymiş. Bak ve 5 tane ressamada o anı anatomi dersini resmettirelim diyorlar. Resimleri de satalım, o parayı da bilim insanlara aktaralım. Müthiş. Doktor Nicholas Tulp'un anatomi dersini 5 ressam tuvale yansıtıyor. 4'ü bilinmiyor kim oldu ama bu tabloyu biliyoruz. Bu tabloyu yapan Rembrandt. Ünlü ressam Rembrandt işte bu tablosuyla ünlenmiştir. Amsterdam'da 1632. Peki şimdi gelelim yine Amsterdam'a. Yıl 1928. Amsterdam Olimpiyatlarındayız. Bizim ilk kez ay yıldızlı bisikletçilerimiz orada yarıştı biliyor musun? Bisikletçilerimizin pedal çevirdiği ilk yer 1928 Amsterdam Olimpiyatı. Fakat 4 yıl önceki Paris Olimpiyatı'na da bizimkiler gitmiş, yarışamadılar. Niye yarışamadılar? Bisikletleri yoktu. Bisikletleri yok. Ya düşünsene, Paris Olimpiyatı'na gidiyorsun yarışmaya, bisikletin yok ya. Herhalde kiralarız diye düşünmüşler yani. Tam bir kara mizahdı. Ama 4 yıl sonra Amsterdam'da pedal çevirdiler. İşte onlardan biri Cavit Cav. Bak o fotoğrafı gördünüz Cavit Cav. Bizim milli bisikletçimiz. Bu ülkeye öyle güzel iyilikler yapmıştır ki. Onlardan biri nedir biliyor musun güzel kardeşim? O yıllarda 30'lu yıllarda bisiklet çok pahalı. Parası olan binebiliyor. Parası olmayan binemez. Çünkü üretemiyoruz. Cavit Cav ilk yerli bisiklet üretiyor. Herkes bisiklete binsin diye. Bebek arabalarını bilirsiniz, bebek arabalarını. Evet. Çok pahalı. Beyoğlu'nda satılıyor, parası olan alınıyor o yıllarda. Cavit Cav,
bu ülkenin kadınları, anneleri en doğal haklarıdır bebek arabası diyerek ilk yerli bebek arabasını üretiyor. Yaptığı iyilik mi? Hastanelerde tekerlekli sandalyeleri bilirsiniz, tekerlekli sandalyeleri. Sevgili İlker, çok pahalı. Evet. Ama Cavit Çağ ilk yerli tekerlekli sandalyeyi de üretiyor. Fakat ne yazık ki sonra bir ekonomik kriz ve Cav iflas ediyor. Kimsesizler yurduna düşüyor. Bunca ülke, bunca iyiliği dokunan Cav'ı hiç kimse hatırlamıyor sevgili İlker. Ama ben onun izini sürdüm. 1982 yılında vefat ediyor. Kimsesizler yurdunda ölmüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ha, kimsesizler yurdundayken yine durmuyor. Bir şey üretiyor. Şu anda her sokakta, apartmanın önünde ne vardır? Çöp konteynerleri. Evet. Cavit Çav kimsesizler yurdunda onları üretiyor biliyor musun? O çöp konteynerleri biz Cavit Çav'a borçluyuz. İlk o üretiyor. Ve 1982 Çav son nefesini vermek üzere, bu güzel insan. Hastanede, yatak odasında bir gazete, gazetede bir haber. Tıp fakültelerinde kadavra bulunmadığı için anatomi dersi yapılamıyor. Yıl 1982 İlker, Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir, hiçbir yerde kadavra dersi, kadavra olmadığı için tıp fakültelerinde anatomi dersi boş geçiyor. Anatomi öğrenmeden doktor olunur mu İlker? Mümkün. Ve bunu okuyor haberde, çıldırıyor. Ülkesinde tıp fakültesi öğrencileri anatomi dersi göremiyor. Ve tutuyor okulun, hastanenin başhekimine bir vasiyet yazıyor. Diyor ki ben Cavit Çağ, olimpiyatlarda ay yıldızı göğsünde taşıyan ben Cavit Çağ. Duydum ki ülkemde kadavra bulunamadığı için anatomi dersleri boş geçiyor. Ben elinizdeyim. Biliyorum çok zamanım kalmadı. Vasiyetim şudur. Ben ölünce bedenimi alın. Tıp fakültelerinde öğrencilerin önüne koyun. Kadavra olarak kendimi bağışlıyorum. Cav ölünce de halkına hizmet etsin. Bu tarihimizdeki ilk kadavra bağışıdır. İlk bu mudur hocam? Evet. Ve sevgili İlker, ben Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin tıp fakültesinin anatomi dersine girdiğimde orada bir iskelet durur. Bir iskelet. Bir çatı böyle. Kafatasından ayak parmak kemiklerine kadar bir iskelet. Gittim ve o iskeletin elini öptüm dostum. Çünkü o Cavit Çağ. Ülkesine hala iyilik yapıyor. Bilginin ışığını hala anatomi derslerinde öğrencilere sunuyor. Bundan daha büyük bir iyilik öyküsü var mıdır sevgili İlker? Bak şu anda kaç kişi Cav'ı öğrendi. Bu güzel insanın. Ha? Düşünsene. Kaç öğrenci anatomiyi öğrendi? Kaç ya bak. Anne bebeğini gezdirdi? Kaç kişi bisikletle gezdi? Bravo, bravo, bravo. Ne güzel diyorsun. Ne diyorsun? Ne güzel, ne büyük. Ya hayatın zenginliği hisse senetlerinde değil, hissi senetlerdedir güzel İlker'im. Hissi senetler. Bak bizim zenginliğimiz burada biliyor musun? Bu çok güzel. Ha iyilik mi insan ve iyilik mi? Ben yaptım. Organlarımı bağışladım. Bir insanın yapacağı, yapması gereken en önemli ve ilk iyilik budur. Çünkü şu anda, bak depremde hayat kurtarmak için tabii konuşacağız ama şu anda o kadar hayat var ki kurtulmak istiyor değil mi? İlik nakli bekliyor değil mi? Organ bağışı bekliyor değil mi? Ha? Evet. Hayat kurtarmak için depremi beklemeye gerek yok dostlarım. Gelin organlarımızı bağışlayalım. Bu iyiliği bu güzel ülkeye, bu güzel insanlarımıza yapalım. Asıl vatanseverlik odur. Eğer bu organ bağışı oranı, bu ilik bankasına bilgilerin yüklenmesi belli bir seviyede olursa, şu anda binlerce insan ilik nakli bekliyor. Nice çocuğumuz, nice evlat, nice anne baba, onları kaybetmeyeceğiz. Bu çok kolay. Evet, özellikle ilk nakli için donör olmak aslında çok kolay. Kızılay'a gidiyorsunuz, 5 dakikada bitiyor bütün işler galiba. O kadar, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. O kadar kolay ki. Ben yaptım, ben hem o bütün organlarımı bağışladım, her şey. Hiç, çok kolay. Ve bu sayıyı gerçekten belli bir oran yukarısına çıkartırsak, hayat kurtaracağız. Binlerce hayat.
Bir yıl içinde binlerce hayat kurtaracağız. Bak o İzmir depreminde o bir iki çocuğumuz insanı çıkınca nasıl seviniyoruz değil mi? Tabii ki sevineceğiz. Ama bir yıl içinde binlerce insan bizim bu duyarsızlığımız yüzünden hayatını veriyor. Bir şey yanlış değil mi sevgili İlker? Olmaz olur mu? İyiliği burada arayacağız. Zaten biz böylesine hayata bilgiyi kendimize katan bireyler, vatandaşlar olursak merak etmeyin. Depremler de olmaz. Deprem olur da evler yıkılmaz. Çünkü sağlam evler isteriz. Çünkü biz bir arada oluruz. Çünkü bilginin ışığını isteriz. Bilginin ışığı varsa altında enkazda kurtarılmayı bekleyen insanlar olmaz güzel kardeşim. Bak işte gördük değil mi? Bu bilgi yayıldı. 7'nin üstünde bu yıl içinde olan depremlerde insanların öldüğü yer bir tek Türkiye ya. O zaman bize ne lazım? Bize kavga etmek değil. Bize bilginin ışığı lazım. En büyük iyilik odur. Bilim ve sanat. Bilim ve sanat. Bu iki kanatla yükseleceğiz sevgili İlker. Canım hocam. Vallahi ağzınızdan bal damlıyor. Benim de sürekli şöyle oluyor. İtiraf edeyim ki bu organ bağışı konusunda sürekli arkadaşlarla bir araya gel. Ay yapmamız lazım, yapmamız lazım. Fakat harekete geçme konusunda tutukluklar yaşıyoruz. Ben bu sohbetimizi buna vesile olduğuna inanıyorum. Şu anda bunu bugün söylememiştim. Finalde söyleyecektim ama ben Covid pozitifim şu anda ve karantinadayım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sonuna doğru yaklaştık. Artık geçecek inşallah. Geçer geçmez organ bağışı için sağlık merkezine gideceğim ve oradan sizi arayacağım. Güzel. Benim güzel kardeşim, benim duyarlı kardeşim. İlk fırsatta da gittiğin zaman da kanını da bağışla. Çünkü ama diğer şey antikor üretirsin. Onu doktorlar daha bilir. Ürettiğin anda onu da bağışlamayı unutma sakın. Tamam mı? Çok önemli. Her şeyimi bağışlayacağım. Bak. Kitap düşmanlarını bağışlama. Yani bilim ve sanat düşmanlarını bağışlama. Onun dışında organlarımızı bağışlayalım. Tamam mı? Ve sevgili İlker, şu çok önemli. Aslında ya benim elimde olsa, benim elimde yetki güç olsa bunu zorunlu hale getiririm. Zorunluluktur bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık politikalarında bunu zorunlu yaparım ben. Bugün bir şekilde herkes sağlık ocağı her yere gidiyor. Kardeşim, Sağlık Bakanlığı'nın, devletin şeysi vardır. Herkes iliğini, organlarını, şunu bunu, o bilgi çünkü, bilgi. Bak bağışlamak dediğimiz zaman, yani şey diye bağışla. Hayır öyle bir şey değil. Yani kimseye bir şey lütfetmiyorum. Evet. Bu an böyle sakın... O değil. Bu bir bilgi deposu. Bu bilgi deposu. Her şey hafıza artık. Bilgi. O bilgiyi niye oraya koymayalım? Çünkü o bilgiye ihtiyacı olan gidip alsın. İşte ilik dediğin senin o. Bilgi hepimizin, herkesin. Bunu iyi fırsatta yap sevgili kardeşim. Ya bak, çok sevdiğim bir öykü var. Bir pazar günü bir adam kalkıyor öğleye doğru. Üstünde pijamalar. Kahvaltıya oturuyor öğleye doğru. Sucuklu yumurta. Ama o gün pijamayı çıkarmayacak. Çünkü her gün sabah akşam git gel git gel. Yoruldu İlker ya. O gün evde. Oh. Oh be. Çıkmayacak. Kararlı. Oturmuş böyle. Gazeteyi açıyor okuyor. Oğlu geliyor. Baba. 7-8 yaşında bir oğlan. Efendim oğlum. Baba. Ne var oğlum ya? Baba unuttu. Unuttu ama neyi? Hayır oğlum. Ne diyorsun söyle. Baba bugün pazar. Beni sinemaya götürecektin. Hadi çıkar pijamayı. Anımsadı. Söz vermişti oğluna pazar günü sinemaya gideceğiz diye. Hay Allah. Ama dedim ya dışarı çıkmaya hiç niyeti yok. Ne yapsam da kurtulsam diye düşünürken bir bakıyor. Gazetelerden biri okurlarına armağan olarak bir dünya haritası vermiş. Dünya haritası. Alıyor adam dünya haritasını. Parçalara yırtıyor. Koyuyor çocuğun önüne. Oğlum git bu dünya haritasını düzelt. Bitince söz sinemaya gideceğiz. Çocuk duydu ya sinema lafını. Peki baba diyor kucaklıyor. Çıkıyor odadan. 8 yaşındaki bir çocuk nereden bilsin ki Arjantin nerede? Madagaskar neresi? Pazar pijama. Aradan 5 dakika geçmiyor bir ses. Baba bitti gel. İlker adam koridoru uçuyor. Uçarak geçiyor. Bir bakıyor çocuğun odasında dünya haritası
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerde duruyor. Bütün parçalar doğru yerde. Baba bak düzelttim. Tut sözünü çıkar pijamanı sinemaya gidiyoruz. Oğlum dur lan ne sineması? Bunu nasıl yaptın? Şu yanıtı veriyor çocuk. Çok kolaydı baba. Verdiğin dünya haritasının arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzeltince dünya da düzeliyor. Oh. Evet sevgili Ken. Yani insanı düzeltmenin yolu yüzyıllardır var olan bilginin yoludur. Hayatta tek doğru yol bilgidir der ya Mustafa Kemal Atatürk. Ha ki bu yıl meclisimizin kuruluşunun 100. yılıdır. Bu güzel topraklara yapılan en büyük iyilik durabiliyor musun? Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yılındayız. Hepimize kutlu olsun. O güzel insanları sevgi, saygı ve minnetle analım. Minnetle anıyoruz. Bak bu hayatta tek doğru yol bilimdir sözü sadece Atatürk'ün değildir. Tarihte pek çok insan bu sözü söylemiştir. Onlardan biri Öklit. Geometrinin babası kabul edilen Öklit değil mi? Şimdi kral bunu duydu. Kral duydu ki yani bizim Öklit geometri diye bir şey koymuş kurallar. Çağırıyor kral bilim insanı Öklit'i. Anlat bakayım bana. Bir şey bulmuşsun geometri diye. Nedir bu? Kral emretti. Öklit çaresiz. Defterleri kitapları açıyor. Başlıyor krala geometriyi anlatmaya. Dakikalar geçiyor. Tabii kralın bir şey anladığı yok. Kral sıkılıyor. Yeter yeter. Şunu benim anlayacağım şekilde anlat. Öklit kralın önündeki bütün defterli kitapları topluyor. Çıkartırken geri dönüyor diyor ki bilimin yolu tektir. Bilimde siz krallara ait bir kral yolu hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ne, hayatta tek doğru yol bilimdir. Ne güzel değil mi ya? Şu Öklit'e bakar mısın ya? Ha? Ya şu insanların, şu bilgi dolu insanların, karanlığı bilginin ışığıyla aydınlatan bu büyük insanların hayat boyunca taşıdıkları bir ışık vardır sevgili İlker. Bu ışık elden ele taşınıyor. İnsan ve iyilik dediğimizde yapacağımız tek şey o ışığı alıp geleceğe taşımak. Önemli olan el değil, bu ellerin hiçbir değeri yok. Değerli olan, asıl olan ışığın kendisidir. Bu ışığı taşımaktan vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz şu anda döndük, o yola bakıyoruz. Oradan birisi aşı getirsin, oradan birisi ilaç getirsin diye. Bak Almanya'da, Türkiye'de İskenderun'dan giden iki güzel insan, ha? Evet. Ne yaptı? Aşı buldu değil mi? Ha? Şimdi dünya onların dilini, dini, ırkını sorguluyor mu? Hayır. Çünkü o insan. İki bilim insanı pırıl pırıl. Ve evet dostum ve şu salgın günlerinde insanlığa en büyük iyiliği yaptılar değil mi? İşte sana insan ve iyilik. O yoldan ayrılmayalım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir sohbet oldu. Bizi izleyen herkes de büyük haz duymuştur. Çok keyif aldı. Çok iyi biliyorum. Kendimden biliyorum. Paha biçilmez zamanlar geçirmiş olduk. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturanlara, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sana da acil şifalar diliyorum güzel kardeşim. Çok iyiyim. İlaç gibi geldi bugün bana kahramanlarla bir arada olmak, sizinle bir arada olmak. Bu organ bağışı ile ilgili ve ne derler ilik için kan bağışı ile ilgili hemen harekete geçiyorum. Ve kısmet olursa kendi şehrimde Balıkesir'de Balıkesir Halk Kütüphanesi'nin kurulmasıyla ilgili bir faaliyete başlayacağım. Mükemmel. İyileştikten sonra bir hafta 10 gün içerisinde memlekete gideceğim. O dönem içerisinde sizinle sohbet etmek, sizden ilham ve destek almak da benim için büyük bir onur olacaktır. Seve seve, seve seve. Bak kütüphane çok önemli, kütüphane çok önemli. Atatürk çok kitap okurdu biliyorsun. Evet. Bir gün Cumhurbaşkanlığı döneminde Ankara'dan İstanbul'a gidecek trenle. Bir gün öncesinde Çankaya Kütüphanesi'ne geliyor. Nuri Ulusu orada görevli. Diyor ki şu kitapları hazırla, yarın İstanbul'a götüreceğim. Peki efendim. Nuri Bey karton kutulara koyarken kitapları Atatürk geri geliyor. Ne yapıyorsun? Kitapları hazırlıyorum efendim. Böyle olmaz, bekle. Çıkıyor, geri geliyor Atatürk elinde kocaman bir tahta sandık. Tahta sandığı Nuri Bey'e uzatıyor. Diyor ki bak çocuk. Biz Kurtuluş Savaşı'mızı bu sandıklardaki mermilerle kazandık. Kitaplarımı bu sandıklara koy. Asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Ve asıl cephanemiz de kitaplarımız. İşte o kütüphane.
Kitaplar, bilginin, aydınlanmanın yolu en büyük iyilik odur sevgili kardeşim. Müzeler ve kütüphaneler toplumların hafızasıdır. Bizler için hafıza neyse ülkemiz için de müze ve kütüphane odur. Müze ve kütüphaneler toplumların hafızasıdır. Bu gerçeği anlayamayan ülkeler Alzheimer olur. Alzheimer olmuş biri nereden geldiğini bilmediği için nereye gideceğinden de hiç kimsenin haberi bile yoktur. İşte sen bütün bu güzel çabanla birlikte Balıkesir'imize, o güzel kentimize, ki benim en çok sevdiğim futbol takımı amblemlerinden biri de Balıkesir Spor'undur. Evet. O B harfi insan bedeni şeklindedir. O ne evet, güzeldir evet. Ya. Çok sempatik. Ya çok güzel, onu sakın bozmayın ha. Tamam. Onu sakın bozmayın. O var ya. Ve Balıkesir'imize bir hafıza, bir kütüphane kazandırmayı düşünüyorsun. En güzel iyilik de budur işte güzel kardeşim. Umuyorum olacaktır. Size sarılıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum gözlerinden. Harika. Çok çok güzel oldu. Çok uzatmayayım. Yanaklarından sıkıyorum ve sarılıyorum hocam. Seni seviyorum. Sevgiyle kal. Güzel kardeşim. İlk görüşmek üzere hocam. Bizle görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Evet, değerli konuklarımız, bizi izleyen sevgili dostlarımız, ikinci panelimizin de sonuna geldik. İnsan ve iyilik panelimiz. Hemen şimdi üçüncü panelimize geçeceğiz. İlham veren gönüllülük hikayeleri. Merhabalar, şehrin iyi hali paneli. Daha doğrusu zirvesi deniyor ama buna zirveler de tartışmalıdır biliyorsunuz. Ama burada Akbank'ın düzenlediği bu şehrin iyi hali panelinde bulunmaktan moderatör olarak dünyada en iyi yaptığım ilk 10 işe girer mi moderatörlük bilmiyorum ama büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Yani şöyle de bir şey söylemem lazım. Şehrin iyi halindeki şehir aslında bizim evimiz. Yani hatta gezegenimiz diye bakıyorum ben. Ve büyük bir tehlike altında. Evimiz başımıza yıkılmasın diye canı gönülden uğraşan gönüllülerin sayısı da hızla artıyor. Bu da çok mutluluk verici bir şey. İşte bu kahramanları ön plana çıkarmayı amaçlayan, böyle bu zirveyi düzenleyen Akbank'ın küresel ısıtmayı önleme çabalarına destek veren bir kurum olarak girişimlerini hep sürdürmesi de en büyük dileğimiz diye başlayalım. Ve iki, bu yoğun bir şekilde birkaç yıldan beri yoğun bir mücadele veren iki genç insandan başlıyoruz. Onlarla birlikte yapıyoruz bunu. Birisi Atlas Sarrafoğlu, öteki de Selin Gören. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve hoş bulduk. Öncelikle kendilerine de şeyi soralım. Yani üç kafiyeli üç soru soracağım. Yani bir tanesi, birincisi keramet. Yani kerameti kendinden menkul diye bir laf vardır eskilerin. Yani niye iklim için bu gönüllü mücadeleye girişme fikri nereden doğdu? Buna nasıl dahil oldun, duydun? Kimden, nereden duydun? Ve devamlılığı, en önemlisi de sürekli sürdürüyorsunuz ikiniz de. Nasıl sağladınız diye bir soru soracağım. Önce Atlas'tan başlayalım. Tamamdır, teşekkür ederim. Öncelikle ben kendime iklim aktivisti diyorum. İklim aktivisti olmam da gerçekleri öğrenmemle başladı. Ben çocukluğumdan beri çevre etkinliklerine pankart tutarım. Hala da tutuyorum gördüğünüz üzere. İklim değişikliğinde evden okula giderken radyoda konuşulan bir başlık olarak biliyordum. Ama o zamanlar bunun insanlar tarafından kullanılan fosil yakıtlar yüzünden olduğunu tam olarak anlamamıştım, bilmiyordum. O yüzden harekete geçmem gerektiğini düşünmemiştim. Fakat bir gün okula giderken radyoda Açık Radyo dinliyordum. Ve yine iklim krizinden bahsediyorlardı. Ben de kulak kabarttım. Anladığım gerçekleri ve ilgimi çekti gerçekten. Sadece anlamadığım, insanların neden harekete geçmediği ya da bir şey yapmadığıydı bununla ilgili. Tam o sırada da Greta Thunberg İsveç parlamentosunun önünde
grev yapıyordu. Sonrasında da 15 Mart'ta ilk küresel iklim grevi çağrısı yapılmıştı. Ben de Türkiye'deki grubu araştırmaya ya da bulmaya çalıştım. Fakat yoktu. Sonra herkesi destek için büyüdüğüm parka çağırdım. Çağrımda iklim krizini aslında duyduğum Açık Radyo'ya kadar ulaştı. Onlar da beni konuk aldılar programlarında. Orada da çağrı yaptım. Grevden bahsetmek gerekirse de gayet kalabalık bir grev yapmayı başardık. Biz grevlerimize devam ediyoruz ama gezegenin durumunu değiştirecek karar politikacıların ve karar vericilerin elinde. Biz iklim krizine durdurmak için çabalıyoruz. Ben sadece gerçekleri bildiğim için bunu üstüne vazife edinmiş ve bunu insanlara anlatan birisiyim. Evet, devamlılığı nasıl sağladın peki? Aslında efendim ben gerçekleri öğrendikçe, yeni bilgiler edindikçe kendimi yeniliyorum iklim bilgileri, iklim aktivistliği konusunda. O yüzden daha da çalışmaya başlıyorum. Farklı yerlerden davetler alıyorum. Bununla birlikte yeni çağrılar yapılıyor, yeni çağrılara katılıyorum. Sosyal medyadan olsun, gerçek hayattan olsun ki korona pandemisi yüzünden genelde sosyal medya oluyor bu aralar. Devamını sürdürüyoruz. Evet, çok iyi. Peki şimdi Selin'e geçelim. Onu da yakından tanıyoruz. Sen nasıl başladın bu işe? Bu gönüllü mücadeleye girişme fikri nereden doğdu filan? Aslında Atlas'la benzer olarak Açık Radyo'nun tabii benim hayatımda da büyük bir etkisi var. Ben de çocukluğumdan beri Açık Radyo dinleyerek büyümüş bir gencim. Ama tabii ki Açık Radyo'nun haricinde, yani bu uyanış tabii ki Açık Radyo'dan edindiğim bilgilerin büyük değeri var. Ama bunun haricinde okulumda permakültür yapmam da aslında benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. Çünkü permakültür yaparken toprakla birebir çalıştığımda aslında doğadan ne kadar uzak kaldığımızı da fark etmiştim derslerde. Çok yani iyi bir lisede okudum ama buna rağmen, bu kadar iyi bir lise olmasına rağmen doğadan kopuk bir eğitim sistemi vardı. Çünkü bu dediğim gibi bütün Türkiye'deki bütün liselerin, ortaokulların bence ortak bir sorunu bu kadar doğadan kopuk eğitim verilmesi. Şu anda da zaten aslında bunun üzerine de çalışıyorum. Kendi okulumda örneğin Robert Kolej'de büyük bir dönüşüm sağlıyoruz bu konuda. Dediğim gibi yani permakültür yapmam çok önemli bir basamaktı benim için. Ama bunun haricinde yani permakültürden edindiğim bilgilerin haricinde bir de Yeşil Düşünce Derneği'nde yapılan bir etkinlik vardı ve benim iklim hareketine dahil olmam da herhalde en önemli etkinlik oydu. Zaten Ömer Hoca'yla da yüz yüze orada tanışmıştık. Atlas'la da orada tanıştık. Ve o gene iklim acil durumu üzerine bir etkinlikti. Yeşil Düşünce Derneği organize etmişti dediğim gibi. Ve orada şunu görmüştüm. Bu Türkiye'de bu kadar güçlü bir hareketin olduğunu ben de bilmiyordum. Ve tabii ki Greta'yı takip ediyordum. Ama Türkiye'de bu kadar küçük yaştaki çocukların bu konuda bu kadar bilinçli olması ve bu kadar güçlü bir hareket organize etmesi beni çok etkilemişti. Ondan sonra ben de işte Robert Kolej'i grevlere getirerek başladım iklim hareketine, iklim aktivistliğine. Sonradan da bunu daha fazla lisede yaydık hep beraber. O açıdan yani o gün benim için çok önemli bir gündü. Mayıs 2019'du bu arada tarih olarak da. 24 Mayıs grevinin hemen öncesiydi. Dediğim gibi bu iki olay, permakültür ve bu iklim acil durumu konferansı benim iklim aktivistliğine başlamamda çok büyük etkisi olmuştu. Tabii ki Açık Radyo'nun haricinde, Açık Radyo'nun yeri her zaman bütün iklim aktivistlerinde ayrıdır. Devamlılık sorusuna gelecek olursak da çok spontane şekilde gelişti diyebilirim benim için bir sürü şey. Yani bu Robert Kolej'i greve getirdikten sonra birçok şey çok spontane oldu. İşte röportajlar, konuşmalar başladı ve daha hareketimiz duyulmaya başladı. Başka konularda da aslında aktivizm yapmaya başladım. İşte kadın hakları olsun, hayvan hakları olsun. Bu konularda da benimle konuşmak isteyen, beni bu konularda da aslında eğitmek isteyen bir sürü insan oldu. Ve bu şekilde aslında bunu daha detaylı konuşuruz ilerleyen zamanlarda ama iklim krizinin diğer krizlerle de ne kadar ortaklaştığını ve ne kadar aslında hepsini beraber çözmemiz gerektiğini anladım. Ve dediğim gibi aslında çok da spontane şekilde gelişti ve bence burada en önemli şey çok açık fikirli olmak ve
kendini kapamamak bence buradaki en önemli şey. Çünkü siz aslında kendinizi açık bıraktığınızda mutlaka teklifler geliyor, güzel çalışmaların içinde oluyorsunuz. İşte dediğim gibi tek yapmamız gereken bence kendimizi bu tarz yeni seçeneklere ve yeni şanslara kapamamak aslında. Çünkü bir kere bu yola girince aslında çok güzel şanslar çıkıyor ve çok ilham verici insanlarla tanışıyorsunuz. Bende öyle oldu ve bu şekilde de çok daha geniş bir yelpazede çalışmalar yapmaya başladım. Evet, yani şey diyor ki bu genç iklim aktivistleri, en genç benim tanıdığım Atlas aslında galiba 12 yaşındayken ilk başlamıştı. Ama Greta da 15 yaş. Efendim? 11. 11. Ha, 11. Bir ilavede bulunmuş oldum. Şimdi yani Greta da 15 yaşında ilk çıktığı zaman İsveç parlamentosu önündeki okul kırma grevine, yani şöyle de sonradan kendisine katılan sayısız arkadaşıyla beraber geçenlerde mesela bir dünyaya gene verdikleri bir demeçte şöyle bir şey vardı. Yani insanlığın şu anda yüz yüze olduğu en büyük tehdit iklim konusunda gerçekten yeterli adımların atılmakta olduğu, işlerin yolunda gittiği inancıdır diyor. Oysa gerçekte hiç de öyle değil. Hiç değil. Yani kelimenin tam anlamıyla gözlerimizin önünde geleceğimizi bizden çalıyorlar ve iklim acil durumu üzerindeki kontrolümüz hızla ellerimizden kayıp gidiyor. Eğer bu krizi aşabilmek için bir şansımız olacaksa o zaman onu ana odak noktamız olarak görmek zorundayız. Yani bu bakış açısı haberlere, siyasete ve nihayetinde bütün topluma hakim olmalı, hem de bugünden itibaren diye. Benim görebildiğim kadarıyla ikiniz de aynı miktar, aynı şekilde hareket ediyorsunuz. Yani bu demin sözünü ettim, okuduğum küçük bir parçasını okuduğum şey, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Adelaide Charlier ve Annune de Wever van der Heijden adlı çok Avrupalı iklim aktivistlerinin bence çok esaslı bildirisiydi. Kalıcılığı da sürdürüyorsunuz. Peki Atlas, mesela şey de ilginç. Fridays for Future, işte Cuma için, gelecek için Cumalar hareketinde de bir parçası olmanın yanı sıra bu işe katılan aktivistlerle mesela Yeşil Gazete'de yayınlanan röportajların oluyor. Ve pek çok şey kişiyle son derece ilgi çekici mülakatlar gerçekleştiriyorsun ve bunda da devam ediyorsun. Ben buradan şeye de geçmek istiyorum. Yani iklim hareketi, iklim adaleti için verilen mücadeleden ayrılmaz halde aslında. Ya hatta adalet bu çalışmanın tabanını, bizatihi kökünü oluşturuyor. Böyle diyebilir miyiz? Evetse neden? Ne, adaletle bağlantısı nedir bunun? Atlas? Aslında doğru söylüyorsunuz, aynen öyle. İklim adaleti konusunu ben biraz açacağım bu soruda. İklim adaleti dendiğinde bunun getirdiği aslında bir sürü etken de var. Mesela istatistiklere göre iklim krizinden en çok etkilenenler kadınlar, çocuklar, yoksullar, bir de en savunmasızlar. Sosyal adaletsizlik iklim kriziyle birlikte aslında katlana katlana ilerliyor ama... İyi tarafı da var. Mesela iklim krizini çözmek iş alanları da yaratıyor. Buna da yatay geçiş için söylüyorum. Korona zamanı çok kişi işini kaybetti veya işini kaybetmekten korktu. İnsanların işini kaybetmesini kimse istemez. O yüzden adaletli yatay geçiş istiyoruz. Adaletsizliklerden başka biri de aslında fosil yakıtları büyük ülkelerin kullanması. Fakat bunun küçük ülkelerin ya da kullanmayan bölgelerin en fazla etkileniyor olması. Ve bunun sonucunda da iklim mültecilerini ortaya çıkarması. İnsanlar yangınlardan, sellerden veya daha fazla felaketten kaçmaya çalışıyor. Yerlerinden edilenler aslında sadece insanlar değil, tüm türler. İşte bu yüzden harekete geçmeliyiz. O yüzden iklim değişikliği konusunda harekete geçmek bütün adaletsizlere yok etmek için insanların iyiliğine olacak bir şey.
Evet, yani bu adalet meselesi bütün toplumların temelinde yatan en önemli şey ve ayrılamaz hakikaten. Yani şunu gördüm mesela, Honduras'ta yeni bir tayfun var, korkunç bir kasırga. Honduras adlı Orta Amerika ülkesini perişan etmekte. Ve şöyle bir tahmin şey yapılıyor, gayri safi yurt içi hasılasının, yani milli gelirinin belki de beşte birini götürebilecek bir fırtınadan bahsediyor. Zaten yoksul bir ülke ve çok az katkıda bulunan. Yani bu düşünülmesi bile imkansız bir adaletsizlik. İnşallah böyle bu çıkmaz tahmin edilen şey, ama yani gerçekten adalet kavramıyla derinlemesine bir bağ olduğunu düşünüyorum. Peki sen ne diyorsun Selin? Size kesinlikle katılıyorum. Yani iklim adaleti sosyal adalettir. Zaten bundan bir önceki grevimizin de ana temasıydı bu. Bütün dünyada bu tema üzerinden grev yapıldı. Bu da ne demek? Aslında Atlas güzel şekilde anlattı ama eklemek gerekirse tabii ki iklim krizi herkesi çok derinden etkileyecek ve etkileyen bir kriz. Ama yine de savunma kapasitesi daha yüksek olan insanlar buradan biraz daha kolay şekilde sıyrılabiliyor diğer insanlara göre. En azından ilk başta, ilk başlarda, krizin başlarında. Aslında bu sadece iklim krizi için geçerli olan bir şey değil. Bunu çoğu kriz için söyleyebiliriz. Pandemide bile bunu gördük. Sosyoekonomik olarak daha düşük diyebileceğimiz insanlar örneğin çok daha zor şekilde diğer insanların, sosyoekonomik olarak daha rahat konumda olan insanların sağlık sistemine ulaşım mesela çok daha kolay oldu diğer insanlara göre. O yüzden Türkiye'de de bunu gördük. Dünyanın her yerinde de o tarz işte daha sağlığa zor ulaşabilen mahallelerde ki insanların çok daha fazla hayatını kaybettiğini de gördük bu pandemiden dolayı. Ve iklim krizi de aslında tek bir aşıyla tedavi edemeyeceğimiz bir kriz. Çok kompleks bir kriz. Böyle olduğu için her krizde dediğim gibi sosyal adaletle derinden bağlantısı var ama bu krizde iyice var. Çünkü mesela tarımla geçinen bir toplum düşünelim. O mevsim normallerinden çıkan sıcaklıklardan dolayı normalde alacakları hasadı mesela alamazlarsa o yıl. Onlar sadece tarımla geçindikleri için o topluluk çok kötü etkileniyor. Ama mesela şehirlerde oturan insanların en azından daha savunma kapasiteleri var. Farklı meslekler yapabilirler. Yani en azından o tarımla direkt olarak geçinen topluluklara göre savunma kapasiteleri daha fazla oluyor. Ve o tarımla geçinen insanların da bu noktada işte iklim göçü dediğimiz şeye zorlanıyorlar. Ve iklim göçü yapmak zorunda kalıyorlar. İklim göçleri sırasında da mesela şimdi kadın haklarına da bağlanacak bu söylediğim. Çünkü iklim göçleri sırasında kadınların erkeklere oranla daha çok etkilendiği de Birleşmiş Milletler'in bir araştırmasına göre ortaya konulmuş. Çünkü kadınlar bu göçler sırasında gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak şiddete de çok fazla uğruyorlar. Hani bu da çok önemli bir mesela araştırılması gereken bir konu. İklim krizi göçleri arttırıyor. Göçlerde kadınların bu sorununu mesela daha çok arttırıyor. Yani o kadar kompleks ki böyle baktığımızda sosyal adalet, işte az önce söylediğim gibi mesela ırkçılık karşıtı hareket mesela bu da bence iklim krizinin çok çok önemli bir parçası. Çünkü mesela Amerika'da senatör seçimlerinde bu çok önemli bir temaydı. Bazı bölgelerde işte o bölgelerde su mesela daha kirli olduğu için hastalık vakalarında, kanser vakalarında vesaire de artış olmuş. Yani bu sağlığa da bağlanıyor mesela böyle baktığımızda. Mesela o neden insanlar o bölgede oturuyor? Tabii kimse o bölgede oturmayı seçmez ama sosyoekonomik koşulları gereği belki o bölgede oturmaya zorlanıyor. Bu şekilde de bakmak lazım. Mesela biz İzmir depreminde de gördük bunu. O insanlar neden o binalarda oturdu diye soracak olursak onlar tabii ki tercihen yıkılmaya daha müsait binaları seçmediler. Zorunda kaldıkları için oralarda oturdular. O yüzden bunların hepsini düşünmemiz lazım bu tarz krizlerde. Sosyal adalette çok çok bağlantısı var iklim adaletinin. Ben o yüzden bu konuda çalışan bütün aktivistlerin ve bu konuda sesini yükselten herkesin birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece çevre sorunlarını hallederek iklim adaleti sağlayamayız. Sosyal adaleti de sağlamamız lazım. O yüzden ikisi birbiriyle çok bağlantılı diye düşünüyorum. Evet, ben her şey birbirine bağlantılı. Çok önemli. Peki üçüncü soru olarak da
bir de cesaret meselesi var yani adaletten sonra. Yani iyilik için yapılan bütün bu gönüllü çalışmalar sizin de yıllardır yapmakta olduğunuz zaman zaman cesur olmayı, cesareti gerektiriyor mu? Yani önünüze çıkan böyle cesaret örnekleri, örnek olaylar var mı? Özellikle Atlas'a öncelikle sorayım. Yani çok zor yerlerde bu mücadeleyi diktatörlüklerde sürdürmeye çalışan, mesela Çin'de bir genç kızla konuştu. Rusya'da bildiğimiz kadarıyla bir Ermeni aktivist var, Arşak diye. Onların cesaretini nasıl değerlendiriyorsun diye de sorabilir miyim sana? Tabii ki efendim. Ben aslında ilk olay Greta'dan örnek vereceğim. Greta İsveç parlamentosunun önünde grev yapması ve bütün dünyanın ilgisini çekti bu grev. Aslında gördüğüm en cesurcu hareketti. Çünkü 15 yaşında bir çocuk hükümetin iklim krizi için fosil yakıtları daha az kullanmasını, hatta hiç kullanmamasını istiyordu. Bazı insanların Greta İsveç'te diye daha rahat grev yapabiliyor demesine karşı ben aslında Rusya'dan ve Çin'den bir de kendime örnek vereceğim. Öncelikle Rusya'daki arkadaşım Arşak defalarca iklim krizine karşı grev yapması, pankart tuttuğu için tutuklandı. Fakat grevlerini hala devam ediyor. Çin'deki arkadaşım da Havi. Havi iklim grevleri yapması nedeniyle okulundan atıldı ve okula geri dönemiyor. Okula gitmesi için iklim grevlerine son vermesi isteniyor fakat vermiyor. O da seneye İsviçre'ye okumaya gidecek. Ben de devam ediyorum aslında. Havi bir kız değil uluslararası... mi? Evet, Havi kız. Evet. Ben uluslararasındaki topluluktaki en genç kişilerden biriyim. Başladığımda en gençtim. Şimdi bir sürü yeni arkadaş katılıyor topluluklara. Yani aslında gelişmiş bir ülkede olmak ve büyük olmak adaletsizlik konusunda söz söylemek için bir engel değil. Önemli olan da topluluk olmak, sesimizi daha duyurulur hale getirmek, hem de her alanda getirmek, her alanda sesimizi çıkarmak. Evet. Peki sen ne diyorsun bu cesaret meselesine Selin? Bence yani aktivizm konusunda baktığımızda sadece iklim krizi değil, herhangi bir konuda aktivistlik yapmak demek. Ben şunu anlıyorum yani bu kelimeden. Hepimizin gençler olarak okuduklarımız var. Hepimiz arkadaş çevrelerimizde bu konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama aktivist olunca aslında yani kamuya açık bir iş yapıyorsunuz ve düşüncelerinizi herkesin görebileceği şekilde yazıyla, işte konuşmalarla, sosyal medya paylaşımlarıyla herkese açık hale getiriyorsunuz. Ve bu bence başlı başına bir cesaret örneği. Konu ne olursa olsun, farklı bir hak savunuculuğu da olabilir. Bence bu, ben çok saygı duyuyorum bu açıdan aktivistlere. Çünkü kendimiz okuyup yazıp kendimiz de düşünebiliriz. Bu da tabii ki saygı duyacağımız bir şey. Ama aktivizm bence bunu da bir öteye taşıyor. Ve okuduklarımızı ve düşündüklerimizi aslında herkese açıyoruz. Ve bu da her türlü eleştiriye ve her türlü tehdide aslında bir yandan kendimizi açmak demek oluyor. Bu yüzden bence bu başlı başına bir cesaret örneği. Bunun haricinde Atlas zaten iklim kısmını çok iyi anlattı. Ben onun yanında başka bir şeyden bahsetmek istiyorum çok kısaca. Hı hı. Benim içinde olduğum Gri Bölge diye bir gençlik organizasyonu var. Bu direkt olarak iklim kriziyle ilgili değil ama ben iklim aktivisti olduğum için iklim krizi de tartıştığımız konulardan bir tanesi. Burada yapmak istediğimiz de aslında şu: farklı kesimlerden gelen gençleri, farklı arka planlardan, farklı görüşlerden gelen gençleri bir araya getirerek, üniversite öğrencileri daha çok, farklı konular hakkında tartışmak. Ve ben bunun mesela çok değerli olduğunu düşünüyorum ve güzel de bir aktivizm örneği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bunu yapmak gerçekten çok zor. Farklı görüşlerin bir arada bulunması ve birbirini ötekileştirmeden, önyargısız şekilde düşünce aktarımı yapması ve belki de bu düşünce paylaşımından sonra ortak bir noktaya varması Türkiye'de maalesef çok az yapılan bir şey. Ve biz mesela böyle bir oluşum kurarak böyle bir şey yapmaya çalıştık. Mesela bu da bence güzel bir cesaret örneği. Çünkü dediğim gibi çok yapılmayan bir şeyi yapmaya çalışmak bence güzel bir cesaret örneği. Ve Atlas'ın dediği gibi bu tarz ülkelerde, yani işte Rusya'da, Çin'de
Belki işte Türkiye'de de bu açıdan daha aktivizm yapmak zor, grev yapmak zor ve biz de bunu yapıyor olmamız bence kendi başına çok güzel bir cesaret örneği diye düşünüyorum. Evet, yani bir ünlü bir laf vardır, biraz tekrarlama pahasına da olsa bir kez daha burada söylemende bir sakınca yok hiç, hatta yararı da olabilir. Korku nasıl bulaşıcıysa cesaret de bulaşıcıdır ve gerçekten bunu özellikle Greta'nın bir kişiye olarak başlattığı, bu bir kişiyle başladı tek ve ondan sonra bir yıl sonra, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra 6 küsur milyona, belki 7 milyona ulaşan muazzam bir harekete, yani tarihin gördüğü en büyük başkaldırı hareketlerinden birine dönüşmesinin de çok parlak bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani bu, ben de iki kelimeyle şu gönüllülük meselesinden bahsetmek istiyordum. Yani Açık Radyo'nun, sizin ikinizin de çok beni mutlu edecek bir şekilde Açık Radyo'yla bilgi paylaşımından, yani Açık Radyo'dan konuşulan gerçeklerden edindiğiniz esinden bahsederek, Açık Radyo 25. yılını tamamladı. Yani birkaç gün önce oluyor bu ve yani olan 212 programcısı var şu anda yapan ve bütün bu pandemi şartlarında da o bulunduğu yerden yapıyor aslında. Herkes evinden yapıyor bunu ve 212 programcının da, ben bir yerde şey demiştim, %99'u gönüllü, hiç bir kuruş para almadan yapan 210'un üzerinde programcımız var demiştim. Bu biraz şey, yanlış söylemişim, %98,6'ymış, hesap ettim. Yani 212 programcımızdan sadece ikisi, o da düzenli, günde birkaç saat yapmak zorunda oldukları için başka bir iş yapamayacaklarından para alıyorlar, ama onun dışındaki bütün bu yüzlerce, hatta şu andaki sayısı toplamda başından beri 25 yıl içinde 1277 olmuş. Ya muazzam bir, %99'unun neredeyse gönüllü olması da çok önemli bir faktör. Yani bütün şeyleri içinde barındırıyor bence. Şeye baktım ben, yani ilk kurulduğumuz zaman bu havadaki, atmosferdeki karbondioksit miktarı bizim doğduğumuzda ne kadarmış diye baktım. Yani radyonun 360 ppm, yani parçacıkmış, milyonda parçacık sayısı. Bu her şeyi bir 350'ye inmekten başka çaremiz de yokken biz onu aşmış başlamışız. Şimdikine baktım, bu Kasım 1995, şimdi de Kasım 2020, 412 şu andaki durumu. Siz de benim kadar, benden daha iyi izliyorsunuz. Bu yani kabul edilebilir gibi bir şey değil. Yani bütün özellikle de Greta'nın ve sizlerin de sık sık söylediği gibi geleceğinizin tümüyle elinden çalındığı bir durum ve buna şey yapılamaz. O yüzden de yani, hatta son bu yeni yayın broşürümüzde de biraz böyle Çince ya da Korece gibi ya o dedik. Yani ya bunu devireceğiz biz bu işi, yani ya da mahkumuz, o zaman yok olup gitmesine, 6. büyük yok oluş, kitlesel yok oluş filan diyorlar. Bu Greta'nın son mesajlarından bir tanesinde de 14 Kasım tarihli, benim kuşağım, benim neslim ve benden sonra gelecek olanlar gelecektir ve bizim için, bizim uğrumuza mücadele edilmesi ne hak ediyoruz biz diyor. Biz iklim adaleti, sosyal adalet ve hakkaniyeti hak ediyoruz demiş. Tam da böyle bir noktadayız. Şimdi ben bir de şeyi söyleyeyim, sormak istiyorum hem kendime hem de size de. Yani mesela finans kuruluşlarının bir kısmı özellikle fosil yakıt sistemlerini de destekliyorlar, kredi veriyorlar. Birçok uluslararası banka da bu işin içinde. Şimdi Akbank'ın böyle bir şeyi düzenliyor olması çok iyi bir fırsat ve bunun sürekli olmasını da bütün gönlümüzle diliyoruz. Yani Akbank'ın da
küresel ısıtma, iklim krizini önleme çabalarına destek veren bir kurum olarak girişimlerini hep sürdürmesi en büyük dileğimiz. Ama bunun için neler yapılması gerekiyor? Yani bir takım mesela işte bir Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, Uluslararası Finans Kurumu'nda bir finansman paketi yapılmış fosil yakıt finansmanından dolayı. İşte mesela Tufanbeyli kömürlü termik santrali var. Bir de Bandırma doğalgaz santrali de destekledi arasında. Halbuki Paris uyumlu mali kuruluşların olması, Paris anlaşmasına uygun şekilde ve gezegeni de koruyacak şekilde hareket etmeleri gerekiyor ve onların önemli bir rolü var. Ne diyorsunuz bu konuda Atlas? Efendim, ben yayından önce de konuştuğumuz gibi kesinlikle hala aynısını düşünüyorum. Her aslında sadece bankaların değil, bütün herkesin fosil yakıtları değil, hatta iklim aktivistlerine yer veya söz vermesi gerekiyor. Bize platform vermeleri, bizim bunu daha fazla duyurmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Sizin söylediğiniz 412 ppm gerçekten geçmiş sayının çok çok daha üstü. O yüzden fosil yakıtları olan yatırımların bir an önce sona ermesi gerektiğini ben tekrar söylüyorum. Ve insanlara çağrı olarak da bilimin arkasında birleşelim diyorum. Ben bu yayının başında da söylediğim gibi ben gerçekleri öğrenerek iklim aktivisti oldum demiştim. O yüzden gerçekleri öğrendiğim bilimin arkasında birleşelim. Ben de kısa bir şey ekleyeyim isterseniz. Lütfen Selin. Ya şöyle düşünüyorum ben de, bu yeşil girişimler aslında işte yeşil enerji olsun, sürdürülebilir girişimler olsun, bu tarz girişimlerin, özellikle sosyal girişimlerin başta fona ihtiyacı oluyor ve biz bu, yani büyük şirketler onlara bu fonları sağlamadıklarında, sonuçta onlar da belki çok güzel fikirlere olsalar bile o kadar geliştiremiyorlar bu fikirleri. Özellikle bilim insanlarının bu konuda çok önemli projeleri var. Enerji konusunda çok fazla çalışılması gerektiğini düşünüyorum ben ileride de. Sürdürülebilir enerjiyi ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar daha verimli hale getirebilirsek, o kadar fosil yakıtlara hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayacak ileride. Ki ben buna ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de fonların bu tarz projelere yatırılması ve bu insanların desteklenmesi lazım. O yüzden bankaların da, üniversitelerin de, kendi üniversitemin de mesela fosil yakıta yatırımı var. Biz mesela üniversitede bunun için de uğraşıyoruz. Divest grupları var, bir sürü üniversitede var. Ve üniversitenin yatırımlarının fosil yakıtlardan çekilmesi ve tamamen sürdürülebilir enerjilere yatırım yapılması üzerine çalışmalar da yürütülüyor. Dediğim gibi yani büyük büyük fonu olan bütün şirketler diyebiliriz belki, hepsinin bu tarz girişimleri desteklemesi gerekiyor ve iklim aktivistlerinin de tabii ki. Ve Atlas'ın da söylediği gibi bu platformları bize vermeleri bence de çok önemli. Ki biz anlattığımız şeyleri daha fazla insana anlatabilelim ve daha fazla insanı bilinçlendirebilelim. Sonuçta sadece kendi küçük camiamızda kalınca bir noktadan sonra o insanlar zaten çok eğitimli oluyor. Zaten bu konuda çok bilinçli oluyor. Hiç bilmeyen insanlara da gitmemiz, onlara da anlatmamız lazım. Bu yüzden değerli olduğunu düşünüyorum bu tarz çalışmaların. Evet, vallahi galiba bize ayrılan sürenin sonuna doğru da gelmekteyiz. Özellikle ikinize de çok teşekkür ederim. Yani epey zamandır, uzun yıllar demeyeyim ama epey zamandır bu mücadeleyi ne kadar yakından izleme fırsatı buldum sizin yapmakta olduğunuz ve büyük bir geleceğin de çocukların, gençlerin ve çocukların sırtında, bu yani geleceğimizi tamamen bu neslin belirleyeceği fikrindeyim ve çok büyük bir tehlikedeyiz. Yani ben buraya gelirken son olarak baktım, işte Glasgow Agreement diye bir şey var. Yeni yayınladıkları bir plan, işte doğru dürüst yapılmadı. COP26'da işte yapılacak şimdi, Glasgow'da iklim zirvesi önümüzdeki yıl falan. Ama ertelenmişti. Fakat
şu anda mesela bütün dünyadan gelen muazzam işaretler, daha önce de konuştuk işte kutuplarda, yani Sibirya'da donmuyor Laptev denize. Yani buz tarihte ilk defa olarak bu kadar geç, Kasım ortasına kadar şey yapmamış, donmamış vaziyette Kuzey Buz Denizi. Kaliforniya'da muazzam şey yangınlar oldu. Amazon'da da aynı şekilde, yağmur ormanlarında, pantanal denen sulak alanlarda da, Bangladeş'te, Afganistan'da ve şimdi de Honduras'ta filan büyük sel felaketleri de yaşandı. Yani artık yani gayri safi milli hasılanın, yurt içi gayri safi milli hasılanın %5'i ne demek ya? Yani bu aklın hayalin alamayacağı büyük bir yıkım demek. Bunun için de el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmemiz gerektiği ve bunun için bütün olanaklarında ya sağlanması gerekiyor. Ya Akbank bunu bence iyi yaptı çok, ama devamını getirmesi şarttır. Ve fosil yakıtlardan çok, bu tip fosil yakıtlardan çekilip tümüyle bu geleceği garanti altına alacak geleceğimizi bir şeye gitmesi çok önemli gözüküyor. Son bir cümlenizi alalım. Matlas. Ben bugün gerçekten bize söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bence gerçeği söylemelisiniz. Herkes gerçeği söylemeli. Çünkü kimse fark yaratmak için küçük değildir. Tekrar teşekkür ederim. Ben de inandığınız şeyin peşinden gitmekten çekinmeyin ve düşüncelerinizi ortaya koyup bunu paylaşmaktan çekinmeyin diye düşünüyorum. Çünkü düşünceler insanları harekete geçirebilecek güçlü şeyler kesinlikle. Ve biz de mesela Greta'nın düşüncelerini duyduktan sonra harekete geçtik. O yüzden herkesin düşüncesi çok önemli diye düşünüyorum. Ve doğru olduğuna inandığınız şeylerin peşinden gidin ve diğer insanları da yani arkanızdan geleceklerdir bence diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Böylece bu şekilde de bitiriyoruz. Son sözlerimizi de aldık. İkinize de çok teşekkürler Selim ve Atlas. Biz de size çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ederiz efendim. Ve Sayın Ömer Madra'ya ve sevgili katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İlham veren gönüllülük hikayeleri için. Sevgili konuklarımız, bizi izleyen sevgili dostlar. Bireysel olarak özellikle gönüllü olmak gerçekten erdemli bir iş. İyi hissettiren, şu hayatta iyi ki bunu da yaptım dedirten bir tarafı var. Peki bireysel olarak böyle giderken kişisel olarak kurumlar ve örgütler nasıl hareket ediyorlar? Nasıl organize oluyorlar? Nasıl yapılanıyorlar? Bunun için dördüncü panelimize geçeceğiz. Panelimiz gönüllülüğe giden yol ve sözü çok sevgili arkadaşım, sevgili dostum, Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü'ye ve değerli katılımcılara teslim ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Murat'cığım sendeyiz. Evet, herkese merhaba. Gönüllüye Giden Yol isimli zirvemizin son paneline hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sizlere panelistlerimizi tanıtmak isterim. Adım Adım kurucularından akademisyen, sosyal girişimci Itır aramızda, Itır Erhard. Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye Ülke Koordinatörü Nil bizlerle beraber, Nil Memişoğlu. UNDP Özel Sektör Programı Yöneticisi Hansın bizlerle, Hansın Doğan. Ve ihtiyaç haritası kurucu ortağı Ali Ercan Özgür bizlerle. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz toplantımıza. Bu panelimizin konusu henüz gönüllüye adım atmamış gençlere
bu konu hakkında yol göstermek ve sizlerin kurumları vasıtasıyla neler yapabileceklerini konuşmak. Ben sözü çok daha uzatmadan hemen Itır'a dönmek istiyorum. Sevgili Itır, adım adım nasıl adım adımı kurdunuz? Biz de adım adımın gönüllüsüyüz, evet. Bir taraftan. Yıllardır koşuyoruz Akbank Red Runners olarak. Nasıl kurdunuz? Sen bu işlere nasıl girdin? Girmeden neler hissediyordun? Girdin, şu anda nasıl hissediyorsun? Bize biraz adım adımdan, orada yaptıklarınızdan bahseder misin? Tabii, çok teşekkürler Murat. Önce tabii tebrikler. Gerçekten bizim en büyük ve en iyi bağış toplayan kurumsal takımlarımızdan biri Red Runners. Birlikte güçlüyüz. O yüzden onu başlarken belirtmek istedim. Evet, ben çok küçük yaşlarda gönüllüye başladım aslında. Çok şanslıydım. Üniversite yıllarından beri gönüllülük yaptım. Çok çeşitli kurumlarda, farklı ülkelerde. Fakat hayalim hep aslında insanları gönüllüye teşvik etmekti. Yani siz geliyorsunuz, gönüllük hikayeni anlatıyorsunuz. Aa, harika, bravo sana diyorlar, o kadar orada kalıyor. Nasıl olur da aslında bireyleri ben harekete geçirebilirim, sonra da kurumları ve onları nasıl gönüllükle, gönüllülük derken tabii toplumsal sorunları sahiplenmekle aslında tanıştırabilirim diye yola çıktım. 6 arkadaş birlikte yola çıktık. Yurt dışında gördüğümüz bir modeldi. Dayanıklık artırıcı sporlar vasıtasıyla aslında kaynak ve farkındalık yaratmak. Türkiye'de kendimize özgü başka bir model geliştirdik. Tabii buranın farklılıkları var. Mesela banka olunca söz konusu, ondan çok kısaca bahsetmek isterim. Mesela Amerika'daki modellerde diyorlar ki işte $5,000 toplayacağım. Toplayamadığınız zaman kredi kartınızdan bütün miktar çekiliyor, toplayamadınız mesela. Hani bu şekilde Türkiye'de olmayacağı düşünüldü. 2 yıl bunun altyapı çalışması, sonunda adım adımı kurduk. 6 kişi kurduk. 6 kişi koşarak bağış toplamak ve farkındalık yaratmak üzere. Tabii bir anda böyle kitleleri mobilize edemedik. Ama kimi mobilize ettik? Aslında ilk en yakın çevremizi. Yani en küçük çemberle başladık. Sanırım gönüllü hikayeleri, kurumsal hikayeler de hep böyle başlıyor. İkna edebileceğiniz zaten arkadaşınız olan insanlarla başlıyorsunuz. Ve sonra bir çember dışarı, bir çember dışarı büyüyor. Şu anda adım adım 90 bin kişi, 700 küsür bin bağışçısı var. Bu yolculuk sana nasıl hissettirdi diye sordun. Ya gerçekten tabii çok mutlu eden bir şey. Çünkü bir hayaliniz var, inanıyorsunuz ve aslında gezegen için, diğer insanlar için, diğer canlılar için harekete geçirmek istiyorsunuz insanları ve onların harekete geçtiğini gördükçe çok mutlu oluyorsunuz. İlk panelde Aslı söyledi, iyilik bulaşıcıdır. Bunu gözünüzle görmüş oluyorsunuz. Yani birkaç kişi koşuyor, sonra çalıştığı kurumu getiriyor, o kurum başka bir kurumla tanışıyor, onu getiriyor ve sürekli bunun nasıl büyüdüğüne tanıklık ediyorsunuz, iyiliğin bulaşıcı olduğunu görmek ve gösterme fırsatınız oluyor. Öte yandan hiç bilmediğiniz alanları keşfediyorsunuz. Belki sivil toplum gönüllülük deyince ilk aklımıza işte sağlık, eğitim, çevre geliyor ve bir ötesini düşünmüyoruz. Ama mesela gülmek iyileştirir gibi çok daha alternatif bir iş yapan gene sağlık alanında bir STK ile tanışıyorsunuz. Çöpüne Sahip Çık Vakfı diye bir yerle tanışıyorsunuz mesela. Kendiniz de çok gelişiyorsunuz bu süreç içinde. Çok önemli başka bir şey, aslında yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Ben bunu çok değerli buluyorum. Özellikle de modern insan bazen kendi çok yalnız hissediyor. Yani sizin mesele ettiğiniz konuları kimse mesele etmiyor. Çok yalnızsınız, tek başınızsınız gibi hissediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizin gibi çok sayıda insan var ve birlikte aslında bu sosyal fayda, iyiliği büyütebilirsiniz. Bu da çok iyi geliyor. Yani sizin iyi olma halinize, daha sonra belki içinde çalıştığınız kurumun iyi olma haline, daha dış çemberde de toplumun, ülkenin, gezegenin iyi olma haline çok büyük katkısı var gönüllülüğün. Ben de tüm bu süreçlerden geçtim aslında. Itır, çok teşekkürler. Bir kere sizlere özellikle ben teşekkür ediyorum. Biz de yıllardır peşindeyiz adım adımın. Bu sene biz bir de şöyle bir şey yaptık. Bu sene bu pandemi dolayısıyla İstanbul koşusu, arkadaşlarımız İstanbul'a nasıl gelecek, köprüde nasıl koşacağız falan diye düşünürken herkes her yerde koştuğu için bu sene biz dedik ki o zaman neden 1000 kişi koşmayalım?
Aslında Akbank'tan 1000'e yakın arkadaşımızla koştuk bu sene. Almanya'dan da katılan vardı, Erzurum'dan da katılan vardı, Antalya'dan da katılan vardı. Yani bu adım adım da muhteşem bir iş yapmışsınız. Vallahi çok teşekkürler. Hemen ben teşekkür Hans'ına ederim. Dönmek istiyorum. Evet, sağ olasınız. Hemen Hans'ına dönmek istiyorum. Hans'ın sizde sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla evrensel bir eylem çağrısı yaptınız UNDP olarak. Bir de sizden dinleyelim. Sizler neler yapıyorsunuz? Sen neler hissediyorsun? Sizler gibi bu işin içinde profesyonel olarak çalışmak da başka bir mutluluk herhalde. Evet, tabii öyle. Bizim de hikayemizin içinde bir yerde mutlaka gönüllülük var. Belki benim hayatımda kariyer değişikliğine sebep olacak kadar da önemli bir yeri var. Ben kariyerimi bilgisayar programcısı olarak başladım. Şimdi yaptığım işte uzaktan yakından pek ilgisi olmayan bir iş. Ve bir takım katıldığım gönüllü çalışmalarında hem ulusal uluslararası düzeyde olsun kendimde oluşan bir bilinçle beraber yaptığım işi belki o yöne doğru nasıl evletirim, işte programcılıkta nasıl bir çabayla topluma daha çok katkıda bulunurum diye bir noktaya getirdim kendimi. Bu iki şey konu birleşti. Bir şekilde Birleşmiş Milletler'de de bir iş ilanı gördüm, başvurdum UNDP'ye. 2001 yılında geçtim. Tabii kurum bana daha fazla alanda çalışma imkanı veriyor. İlk yaptığım proje Dışişleri Bakanlığı ile bir e-devlet çalışmasıydı ama devamında şimdi özel sektörü daha geniş bir alanda çalışıyorum. Süper. Sağ olasın Hans'ın. Şimdi isterseniz Nil'e soralım. Nil, tabii senin yaptığın iş aslında hepimizin yaptığı işten çok daha fazla gönüllüye birebir uyum gösteriyor. Sen Birleşmiş Milletler'de gönüllülük koordinatörüsün. Türkiye'den sorumlu. Değil mi ya? Evet. Sen nasıl peki böyle bir pozisyona geldin? Çok enteresan bir pozisyon. Şimdi şöyle bir aslında açıklama yapayım. Birleşmiş Milletler için gönüllülük bizim anladığımız gönüllülükten farklı. Yani ben maaşlı çalışanıyım Birleşmiş Milletler'in. Onu önce belirteyim. Benim nasıl başladı? Ben aslında 5 yaşından beri gönüllülük yapan biriyim. Hani en kolay geçiş yolu gönüllülüğün ailedir. Sonra eğitim sistemi önemli. Ben oldum olası gönüllülük yaptım hayatımda. Hep bir fayda yaratmak için uğraştım. Ve sonra seçtiğim bölüm, çalıştığım bütün işlerde hep zaten birbirini takip etti. Bütün adımlar birbirini takip etti. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı da 1971 senesinde kuruluyor. İlk kuruluş amacı BM sistemine aslında istihdam yaratmak. Bu bir istihdam ofisi olarak kuruluyor. Hatta şöyle de bir hikayesi var. İlk kurulması gerektiğini söyleyen de İran Şahı Pehlevi diyor ki bir gönüllü barış elçileri olmalı diyor. Onun üzerine kuruluyor. Fakat daha sonra tabii ihtiyaçların da artması ve beşeri sermayenin önemi ön plana çıktıkça gönüllülük UNDP programı o istihdam ofisinden gönüllülük alanındaki daha işte elverişli bir altyapının oluşması, üye ülkelerin şeylerine, kamu kurumlarına destek vermek gibi evriliyor. Şimdi bizim de sürecimiz böyle. Ben devam edeyim mi yoksa biraz... İstersen hemen hızlıca bir Ali Ercan'a da sözü verelim. Ondan tamam. Sonra tekrardan ben herkese döneceğim. Birer birer gençlerimiz nasıl alacağız bu işlerin içine? Onları size bir sormak istiyorum. Tabii. Ali Ercan, sen de hoş geldin. Şimdi online imece ve ben herhalde 3 yıl önce tanıştım ihtiyaç haritasıyla. Akbank'ın 70. yılında 70'iz diye bir projemiz vardı. O projeden ortaya çıkan bir gülüşün 70 diye bir proje yaptık. Bir gülüşün 70'te istedik ki her bir kişi gülümseyen bir fotoğrafını koysun. Her kişi için biz 1 lira kumbaraya atalım. Şöyle yola çıktık aslında arkadaşlar. Dedik ki ya Türkiye'de 70 milyon insan var. Aslında bayağı büyük de bir şeyin altına imza attık orada. Ya 1 milyon kişi gülümse 1 milyon lira. Peki ne yapacağız bu kumbarada biriktirdiğimiz para? O arayışı sürdürürken biz Ali Ercanlar'la tanıştık, ihtiyaç haritasıyla tanıştık ve dedik ki aslında orada biriktirdiğimiz parayı acaba ihtiyaç haritasındaki eğitim ihtiyaçları için kullanabilir miyiz? Bence ihtiyaç haritası da muhteşem. Ali Ercan, senden de kısaca bir ihtiyaç haritasıyla ilgili bilgi alabilirsek seviniriz. Çok teşekkürler Murat Bey. Bizim de yani Akbank'la yaptığımız bu çalışmada bir gülüşün 70 deyip yani 700 bin TL'lik ihtiyaç karşılanınca o zamana kadar ki bizim yaptığımız bir kalemde en büyük ihtiyaçtı ve o gülümseyen yüzleri görmek ve hani bir gülüşün 70 deyip o yüzden hala gülüyoruz gördüğünüz gibi.
Ama onun çok büyük etkisi oldu. Hem bize kurumsal kapasite anlamında hem de o ihtiyaçları ulaştırmakla ilgili. Biz zaten basit bir harita bazlı bir web sitesiyiz. İhtiyaç sahipleriyle destekçileri buluşturuyoruz. Online imece. Mahalle kültüründen çıktık. Mahalle eskiden sadece bir mekandı. Ama mahalleler biliyoruz internete taşındı. İşte bugün de YouTube'dayız. İmecenin laf ve kelime kökenine baktığımızda imbik kelimesine bizi götürüyor. İmbikten geçirmekle ilgili. Aslında biz de ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi, arzularımızı imbikten geçirip bunları destekle buluşturabilir miyiz? Üzerine biz aslında ihtiyaç haritası bunları süzen bir sistem, dijital bir imbiyiz aslında. Bugüne kadar 3 milyona yaklaştı bizim yaptığımız transaction. Hani biraz böyle arkadaşlara rakamlar. Bunun ekonomik değeri de 150 milyon TL. Yani biz sadece böyle 4-5 çalışan olan şu anda, 10 bine yakın gönüllüsü olan, tamamen dijital, kar amacı gütmeyen bir sosyal kooperatifiz. Çok hızlı bir şekilde büyüdü 5 yıl içerisinde. Dünyanın farklı yerlerinden de bizi böyle bir uygulama olarak talep ediyorlar. Özellikle COVID sürecinde, Elazığ depreminde ve bugün yakın zamanda olan İzmir depreminde bir kira bir yuva ile beraber sadece bir haftada yani 50 milyon TL'ye yakın hiç paraya dokunmadan ama parayı mobilize ettik. Şimdi Akbank'a da parayı mobilize ettik demek ilginç oluyor ama yeni bir ekonomi yani genç arkadaşlar özellikle gönüllü olacak arkadaşlara tavsiyem bizim gibi adım adım gibi gönüllülük, UN gibi kurumlar çok önemli bir ufuk açıyor. Bizler de ben de yani UN'de böyle projelerinde hasbelkader gönüllü olarak bu işlere farkına vardım. Farkına varmak hızla harekete geçmeyi gerektiriyor. İhtiyaç haritasının ihtiyaç kısmı da aslında kelime kökeni yine harekete geçmekle ilgili bir mesele. O yüzden gönüllü olmak harekete geçmeyi çağrıştırıyor ve hızla bir sonuç elde edebileceğiniz ve etki bırakabileceğiniz bir alana evriliyorsunuz. Bizim ihtiyaç haritamız da aslında bunu yapmaya çalışıyor. Süper, elinize sağlık. İsterseniz hemen bir Hans'a dönelim. Hans, senden peki gençler ne yapabilirler? Yani sizin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ne yapabilirler? Sizin var mı, UNDP'nin var mı gönüllülükle alakalı bir şeyleri? Hani sizlere nasıl ulaşabilirler? UNDP projelerinde çalışabiliyorlar mı? Biraz bize bilgi verirsen seviniriz. Tabii ki, memnuniyetle. Bizim gönüllülük çalışmalarımız tabii ki var. Burada UNDP ile beraber de hareket ettiğimiz birçok uygulama var. Örneğin özel sektör çalışmalarımızda kurumsal gönüllülerin küçük işletmecilere verdiği mentorluk desteği çok kıymetli. Verebileceğim en güncel örnek Visa koordinasyonu altında Akbank dahil 30 banka ve e-para şirketinin verdiği destekle yürüttüğümüz bir işimi yönetebiliyorum adını verdiğimiz bir proje. Bu projede TÜSİAD'a ve Türk Konfederasyonu üye başarılı iş dünyası liderleriyle Anadolu'da büyüme potansiyeli olan KOBİ'leri eşleştirdik. KOBİ'lerin işlerini büyütmeleri, daha dayanıklı olmaları, daha iyi finans disipline ulaşmaları, e-ticaret, sosyal medya pazarlaması gibi konulara daha hakim olmaları sağlayan bir gönüllü destek programı var. Bir başka gönüllü ve mentorluk desteği olan, hedefi olan kadınlara internetle hayat kolay projesi. Burada da TOP gönüllüleri, Türk Telekom'un destekleriyle Habitat tarafından uygulanan bir çalışmada ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi için kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamı gerçekleştirecek destekler var. Habitat demiştim, Alternatif Yaşam Derneği gibi başka kuruluşlarla da sivil toplum uygulamaları, bir takım gönüllülük programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir sorunuz da genç arkadaşlarımız ne yapabilirdi? Tabii ki gönüllü olmak bu işin çok önemli bir parçası. Şimdi sürdürülebilir bir kalkınma amaçları üzerinden gidecek olursam bizim bununla ilgili hazırladığımız bir web site var, küreselamaçlar.org. O sitenin altında da çok güzel anlatan tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi diye bir rehber var. Şimdi burada tembellikten kasıt bu konuda bir şey yapmama tembelliği ama bir tarafta da çok yorulmadan yapılabilecek bir takım eylemler orada anlatılıyor. Kanepede uzanırken dahi bir katkınız olabileceğini anlatıyor. Örneğin kullanmadığınız elektriklerin toplamda tükettiği enerji miktarı inanılmaz boyutta. Sadece burada gidip fişini çekmek lazım. Veya kapalı zannettiğimiz işte bir takım televizyon veya açık tuttuğumuz gürültü olsun diye açık tuttuğumuz müzik aletleri, televizyon, bunların hepsi çok ciddi anlamda toplamda bir enerji tüketimine sebep oluyor. Bunları kapatmakla en temel destek başlıyor. İşte dişini fırçalarken suyu açık tutmamak, gereksiz ışıkları açık tutmamak. Bunları bize çocukken ebeveynlerimiz zaten öğretiyordu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bu kadar temel
başlangıç temel adımlardan öte bir şey de değil. Ama bunu tabii her bireyin ve her kurumun yapması gerekiyor. Sadece bireylerin çabalarıyla olacak iş değil. Ortak bir mesele, ortak çözümler lazım. Sivil toplum kuruluşu, özel sektör, kamu kurum bir araya gelerek kurumsal olarak da çevreye yaptıkları etkiyi, baskıyı nasıl daha yöneteceklerini, toplumla olan ilişkilerini, toplumu güçlendirmeye dönük çabaları nasıl daha ileri götüreceklerini bir arada tartışıp strateji geliştirip uygulamaya dönüştürmesi lazım. Yani kısacası burada herkese, her bireye, her kuruma düşen görevler var. Bu konuda hepimizin elini taşın altına sokması lazım. Hans'ın şeyi ne dedim? Bir daha bir söyler misin? Tembel insan gönüllülüğü mü dedin? Ne dedim? Ben çok hoşuma gitti o. Tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi. Tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi. Ya şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlarımla bu konferansı yapmaya kalkıştıktan sonra şimdi devamlı biz konferansı işte herkese duyurmak istiyoruz aslında. Bütün gençler duysa. Şimdi ben bütün sosyal medya şeylerimde, hesaplarımda şunu söyledim. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız ne olur şu konferansı duyurup, ya böyle bir gönüllülük yapın. Yani gönüllü olarak konferansı duyurun. Etrafınızda ne kadar çok genç bunu dinlerse, duyarsa, o gençlerin, zaten gençler süperler bu konularda, bu gönüllülük konularında. Fakat önemli olan, bize en fazla sorulan, ben nasıl başlayacağım, kime dokunacağım, nereden gideceğim? Bence bu tembel insan dünyayı kurtarma rehberi benim çok hoşuma gitti. Herkes aslında bir şey yapabilir ya. Gerçekten akşam evinde otururken aslında sen bu konferansın duyurusunu paylaşarak bile aslında bir gönüllülük yapabilirsin. Sağ olasın Hans'ın, yeni bir şey kazanmış oldum ben de valla. Süper. Ben şimdi isterseniz bir Itır'a döneyim. Itır, tabii sosyal girişimci olmak enteresan bir şey. Yani gençler nasıl sosyal girişimci olacak? Hani ben sosyal girişimci olmak istiyorum dediği zaman insan sosyal girişimci olabiliyor mu? Bu çok güzel soru, çünkü bu benim de sanırım son 3-4 yıldır en fazla bana gelen soru. Nasıl sosyal girişimci olurum? Ya da ben bir sosyal girişimciyim galiba, öyle miyim sizce? O yüzden hani bu nasıl olunur? Aslında sosyal girişimciliğin ilk adımı bir meseledir. Bir meseleden çıkmanız gerekir. Yani çözmek istediğiniz bir meseleniz olması gerekir. Bu herhangi bir şey olabilir. Mesela denizlerdeki plastik kirliliği de sizin meseleniz olabilir. İşte ihtiyaç haritası gibi, yani ihtiyaç var, bunu karşılamak isteyen var. Biz bunları bir araya getiremiyoruz, verimsiziz. Mesela bu bir mesele olabilir. Kadın erkek eşitliği bir mesele olabilir. Yani bir meseleden, bir sorundan çıkmanız gerekiyor. Ondan sonra da tabii bir meselelere yaklaşan sivil toplum kuruluşları var, gönüllülük opsiyonları var, pek çok şey var. Siz bunları değil, sürdürülebilir bir gelir modeli olan bir girişimi tercih ediyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, ben bağışlarla, fonlarla dönen bir yapıyı değil ya da içinde bu şekilde bulunacağım bir yapıyı değil, ben sürdürülebilir bir gelir modeli olan, yani bir ürün ya da hizmet üreten bir işletme kuracağım ve bir sosyal sorunu böyle çözeceğim. Yani bir mesele, iki gelir modeli. Yani mutlaka piyasa şartlarında rekabet edebilecek bir ürün ya da hizmet geliştirmek. Daha sonra da tabii gene çok anahtar bir konu, işte sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bir bütün olarak bakabilmek orada. Mesela plastik kirliliğiyle mücadele eden ve bu alanda çalışan bir sosyal girişiminiz varsa, hani eşitsizlikleri arttıracak bir maaş politikanız olamaz gibi. Yani 360 derece aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bir bütün olarak bakarak kurgulamak, maaş politikanızdan fabrikanın yanında geçen nehre zarar verip vermediğinize kadar böyle bakacaksınız. Bir de gelir fazlamla ne yapacağım? Evet, siz adil olarak maaşları ödediniz, her şey tamam. Bir gelir fazlası var, kâr demiyoruz o dünyada, onun için gelir fazlasının altını çizmek istiyorum. Onu da sosyal faydanızı arttırmak için tekrar sisteme katmanız gerekiyor. Sosyal faydayı çünkü ne kadar büyütsek o kadar iyi. Tüm bunlar, ya bunları ben tek başına nasıl yaparım dediyseniz, inanın yalnız değilsiniz. Türkiye'de çok büyüyen bir alan. Nereden başlarım, nasıl olur diyenlere mutlaka sosyal girişimcilerle tanışmalarını
ve ekosisteme dahil olmalarını öneririm. Çünkü başlıyorsunuz, kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Oysa aramızda işte Ali Ercanların kooperatifi var, benim dernek artı iktisadi işletmem var, bir başkasının şirketi var. Hangisi size daha uygun? Bunları anlatabiliriz, bunları konuşabiliriz, ekosistemin parçası olmak. Bir de en son Açık Açık Sosyal Girişimler diye bir platform kurduk. Burada da bütün şeffaflığıyla orada duran, kuruluş belgesiyle, yaptığı ürün hizmetlerle, kurucularıyla sosyal girişimler var. Onların yapılarına bakabilirler. Ne olarak kurulmuşlar, nasıl kurulmuşlar, nasıl bir ürün ve hizmet satıyorlar. Belki ilham olur. En son senin söylediğin gibi bir şey söyleyeceğim ben de. Hiçbirini yapamıyorsak buraya gelip ya bu sosyal girişimciler kimmiş, nasıl ürün ve hizmet üretmişler, ona bakmak, eğer hoşumuza giderse bu ürün hizmetleri satın almak, hadi onu da yapmadıysak yapılan güzel işleri paylaşmak bile bence çok değerli. En küçük adım o, paylaşmak. Sırf aynı senin söylediğin gibi aslında. Ya süper, sağ olasın Itır. Ya bu ekosistemin parçası olmak dediğin şey, yani ben de mesela eskiden ya UNDP, Birleşmiş Milletler, adım adım. Fakat içine girdiğin zaman görüyorsun ki aslında orada da çalışan insanlar var. Bu insanlar da işte Itır, Nil, Hansın, Ali Ercan. Aslında hepsi bizler gibi insanlar. Ve bu işe gönül koymuş insanlar. Aslında o kurumları insan böyle kafasında çok büyütüyor. Ve çok kurumsal olarak baktığı zaman o kurumlara dokunmaya biraz korkuyor da açıkçası. Oysa içine girdiğin zaman yani onlar da insan ve orada çalışanlar da insan ve herkes zaten çok yardımsever olduğu için birbirine de çok yardım ediyor. Ben burada hemen sözü Nil'e bırakmak istiyorum. Nil, ben Birleşmiş Milletler'in gönüllülük projelerinden haberdar olmak istiyorum mesela. Bu projelere nasıl, nereden şey yapabilirim, ulaşabilirim? Tabii bu arada şimdi seni bıraktığın yerden de şeye yorum yapayım. Yani ben de Birleşmiş Milletler tarafında çalışıp hep kalkınma projelerinde çalıştım. Özel sektöre aynı gözle bakardım. Ama Akbank da benim için o ön yargıyı kıran bir örnek. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi hem Hans'ın hem Itır, şimdi ikisine de dedikleri bir taraftan aklımda. İşte Itır dedi ki bir mesele dedi. Hans'ın bu tembel insanın dünyayı kurtarma rehberini söyledi. Aslında en basitinden bir gönüllülüğe bir vurgu yapalım. Ondan sonra UNB'nin yaptığı çalışmalara değineyim ben izninle. Derdin olma meselesi. Yani dedin ya biz de dinleyecek olan arkadaşlarımıza nasıl buradan mesaj verelim. O derdini keşfettiğin zaman aslında o derdin senin bir taraftan da hayat amacın gibi de oluyor. Hayat çok daha anlamlı oluyor ve onun üzerine çalışmaya başlıyorsun. Ve bu tembel insanın dünyayı kurtarma rehberindeki olay da aslında o. Çünkü gönüllülük bir hayat biçimi haline geliyor. Yani sen yolda bir cam gördüğün zaman o bir başkasının ayağını rahatsız etmesin güdüsüyle o camı zaten oradan alıyorsun yürürken. Yani onu orada bırakıp geçemiyorsun gibi bir şey. Şimdi yine Itır'ın da söylediği gibi yalnız değiliz. Bir de bir veri paylaşayım. Birleşmiş Milletler'in bir raporu 2018 yılında çıkarttı. Dünyada 1 milyardan fazla gönüllü var. Yani hani bunu hakikaten de eğer bir ülke olsaydık 5. büyük ülke olurduk. Şimdi buradan yola çıkarak yalnız olmadığımızı da hani burada bir vurgulayalım. Şimdi dediğim gibi biz Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı olarak kısaca ben UNMI diyeceğim konuşmam esnasında. Bir savunuculuk yapıyoruz. Belki bunun en özeti şu olur. Yani özetin özeti. Bugün bu etkinlikte dinlediğimiz bütün kahramanların daha elverişli ortamlarda gönüllülük yapabilmeleri için çalışıyoruz aslında biz. Yani tam olarak benim UNB'de yaptığım şey aslında bu. Ve dediğim gibi bizi izleyenler için faydalı olacağı için de UNB'nin bir tanımı var, bir gönüllülük tanımı var. İzninizle onu da hemen paylaşayım. Şimdi kendi özgür iradenle herhangi bir maddi çıkar beklentisi olmadan aile bireyleri dışındaki tüm canlıların yararına, yararı için bilgini, enerjini, yeteneğini, zamanını harcaman ve çevrendeki sorunlar için de dert edinmen. Şimdi dert ama bir taraftan da mutludur gönüllüler. Çünkü emekleri karşısında büyük bir haz ve manevi zenginlik yaşarlar. Şimdi ki bence Akbank çalışanları da buna yine iyi bir örnek. Biraz Türkiye resmine ben değineyim ve neler yaptık ondan bahsedeyim. Şimdi projelere nasıl dahil olabiliriz dediğin kısım. Biz son 2 senedir önceliklendirme de yapmak durumundaydık tabii. Biz daha çok kamu tarafında bir duyarlılık, gönüllülük alanında farkındalık yaratılması için çalıştık. Yani biz sahada UNB olarak bir proje yapmadık.
Ama daha çok kamu ayağında çalışmalar yaptık. Şimdi gönüllüler tabii çok iyi bilir. Yani şöyle bir empati kurdurmak açısından şimdi gönüllü tarafına geçeyim. Gönüllüler çok iyi bilirler ki bu çözüm üretme yolculukları çok kolay olmaz. Çünkü aslında yürümeye çalıştıkları bu yolda çoğu zaman da bir sosyal güvence olmadan kendilerini öne atarak bir çözüm bulmaya çalışırlar. Ve bugün Türkiye'ye baktığımız zaman da gönüllülük oranları böyle %6 ile 10 arası son 20 senedir gidip geliyor. Yani çok bir yol kat edemiyoruz. Çok düşük sayılar, rakamlar. Ve gönüllüsü olan STK'lara baktığımız zaman da sigortasız kişi çalıştırdıkları gerekçesiyle kamu tarafından ceza alabiliyorlar. Veya kamu çalışanları deprem olduğunda diyelim ki örnek, afet dönemlerinde gönüllü olarak direkt gidip çalışamıyorlar. Çünkü yasal mevzuat, altyapı buna uygun değil. Ve biz de işte bunun giderilmesi için çalışmalara başladık ve neler oldu belki bugüne kadar bir hemen ondan söz edeyim. 2019 yılının da gönüllük yılı ilan edilmesinden Gençlik Spor Bakanlığı'nın liderliğinde oldu. Bu yana bazı gelişmeler oldu tabii. Şimdi mesela önümüzdeki 4 yılı kapsayan 11. kalkma planımız var. Bunun içerisinde ve birçok, aslında sadece bunda değil, birçok kamu belgesinde artık gönüllülüğe vurgu yapıldı. Yani bunun oluşmasında rol aldık. İlgili bakanlıklarda ve AFAD'da bir gönüllülük dairesi var artık. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kuruldu ki Türkiye'de bir gönüllülük alanında muhatap kurum yoktu. Artık bir muhatap kurum var. Bu bizim için çok önemli. Ve bu genel müdürlük çok kısa süre zarfında önemli çalışmalara imza attı. Şimdi bunları böyle bir arka plan ama bunu hani sunmak istiyorum çünkü her yerde bunları biz duyamıyoruz. Hep yani bunlardan sonra gönüllülük çalışmaları çok daha kolay olacak çünkü Türkiye'de. Şimdi genel müdürlük sivil toplum kuruluşlarına bir anket uyguladı ve bu anketin sonuçlarına göre de ihtiyaçları karşılamak için çalışacak. Aynı zamanda çok bu da farklı bir şey yani Türkiye'de daha önce hiç olmadı. Kamu kurumlarına bir gönüllülük toplantısı düzenlendi, bir çalıştay oldu. Yani kamu çalışanları gönüllülüğe nasıl bakmalı ve nasıl çözümler üretmeli kapsayan. Bir diğer önemli çıktı, Avrupa Birliği fonlarının çağrılarına gönüllülük tema olarak eklendi. Yani şimdi bu sivil toplumu da, sosyal girişimcileri de çok yakından ilgilendiren bir mesele. Üniversitelerde 4 haftalık teorik gönüllülük dersi sonrası bir STK'da gönüllü olmaları şu anda geliyor. Gibi gibi, yani daha aslında böyle birkaç şey daha var ama ben hani burayı çok uzatmayayım. İşte güvenli olarak yaptığımız çalışmalar bunlar. Dolayısıyla dahil olabileceğiniz gönüllülük, hani dedin ya bari bunu paylaşın. Bu bilgileri paylaşmak olabilir. En azından yapacağımız ilk dayanışma örneği bu olabilir. Ya çok çok güzel söyledin. Bu dert edinme işi. Yani bir şeyleri dert edinme ve onları değiştirmeye çalışma. Aslında gönüllülük orada başlıyor herhalde. Bir de ben devamlı bizim kendi kurum içinde yaptığımız çalışmalarda ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Gönüllülük diyorum eğlence için yapılacak bir şey değildir. Yani biz orada gerçekten ciddi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şeylerimiz, kaynaklarımız kısıtlı. O yüzden bunu gönüllülüğü bir eğlence olarak görüyorsanız yapmayın. Biz gönüllülükte ciddi bir iş yapıyoruz. Arkasında bir mantık var. O yüzden de sizler gibi, Birleşmiş Milletler gibi kurumlar bunların arkasında olduğu zaman bunları daha kurumsallaştırıp altyapısını hazırladığı zaman bence de çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bir de hani 1 milyardan fazla gönüllü var dedim dünyada. Türkiye'de aslında bunun sayısını arttırmak. Farklı farklı yapılarımız var. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği de bunun bir şeyi, tarafı. Ondan sonra bence iyi çalışmalar devam ediyor. Ben şimdi Ali Ercan'a bir dönmek istiyorum. Ali Ercan, bu tabii belki bahsetmek istersin. Hani en son İzmir depreminde bildiğim kadarıyla ihtiyaç haritası aslında oranın koordinasyonu, yani şeyin koordinasyonunu da oraya destek olmak isteyenlerin koordinasyonu da sağladı. Öyle bir şeye de öyle bir rol de üstlendi. Hem belki kısacık ondan bahsedersin. Bir de gençler illa üniversite öğrencisi olması gerekmiyor. Yani bizim kurumlarımızda çalışan arkadaşlarımız da ihtiyaç haritasına nasıl destek olabilirler? Nasıl yanında olabilirler ihtiyaç haritasının? Çok sağ olun Murat Bey. Ben sondan başlayayım. Biz de bugün aslında güzel bir gün, ihtiyaç haritasının 3. yeni versiyonunu yayına aldık. Beta versiyon olarak. Yani şu anda ne yapmak isterlerse biz hatta oraya alan da koyduk. Girip ihtiyaç haritasının bu yeni versiyonunu eleştirebilirler, yorum yapabilirler, katkı sağlayabilirler. Şu anda açık yeni versiyon, beta kültür. İlk şey böyle katılarak başlayabilirler. Bizi de dijital gönüllü olabilirler, afet gönüllüsü olabilirler, saha gönüllüsü, depo gönüllüsü. Hani birçok alanımız var.
Oradan da adım atabilirler. Gönüllülük sadece oturduğu yerden dijital gönüllü de olabilir. O yüzden hani bu noktada da davet ediyoruz onları ihtiyaç haritası ile ilgili. Biz ihtiyaç haritası ilk kurduğumuzdan beri bir süredir zaten afetle ilgili çok çalışıyorduk. Afetler döneminde de Akut bu yayının başlarında da Akut da anlattı. Tabii enkaz altı çalışmaları çok kritik oluyor. Orada çok fiziksel ve bir uzmanlık gerektiren bir alan var. Ama eş zamanlı olarak şehirde bir toplum psikolojisi oluşuyor ve yardımların yönetimi konusu çok ciddi bir alan. Benim İngiltere'de yüksek lisans tezim yardımların yönetimi üzerineydi. Bu bir alan, hakikaten insani yardımların yönetimi, koordinasyonu, verimsizliği çok ciddi bir problem. Dünyada bu 3 trilyon dolarlık bir alan ve ciddi verimsizlikler yüzünden, yolsuzluklar yüzünden çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani sivil toplum dünyası, bu dünyalar güzel gibi gözükürken ama bir yandan problemleri de içinde barınıyor, Türkiye dahil. Bizim gibi yapılar da bu yapıları, özellikle açık açığa da üye bir yapıyız biz de sosyal girişim olarak, şeffaf, açık, hesap verebilir ve verimsizlikleri gidermeye çalışan. İzmir'de ki ilk başlangıcımız Elazığ'da oldu. Elazığ'da biz ihtiyaç haritası sistemini manuel, offline çalışacak şekilde şehre kurduk. Yani depo, vatandaşların konakladığı 55 tane nokta ve koordinasyon merkezi. Şu anda da aslında bizim sistem öyle çalışıyor. İhtiyaç sahipleriyle destekçileri buluşturmak. Elazığ'da şu sorun vardı. Depoda duran 170 tır malzeme bir şekilde 50 tane noktaya dağıtılamıyordu. Biz aslında çok basit şekilde geldik. Biz ihtiyaç haritasında böyle düşünüyoruz. O süreçte tabii Türkiye'de önemli sivil toplum kuruluşları, Ahbap Platformu, Temel İhtiyaç Derneği, birçok sivil toplum kuruluşu da katıldı ve biz bir anda sivil toplum afet platformunu kurduk, koordinasyonu. Aynı refleks İzmir'de de bir deneyim kazandık. Sonra birlikte bunu devam ettirdik, bu ilişkiyi sivil toplum kuruluşları. İzmir'e geldiğimizde ben de tesadüf 5 yıl önce İzmir'e taşındım. Çift şehirli yaşıyorum, İstanbul, İzmir. Ben de Bornova merkezde yakalandım depreme. Sonrasında da biz hızla kendi ofisimizin bulunduğu da bir coworking alan var. Onlara rica ettik. STK kriz masası kurduk. Yani Türkiye'deki 50 tane sivil toplum kuruluşu bir gün içinde oraya geldiler. Yine il kriz masasında kendimize yer açtık sivil toplum kuruluşları. Belediye keza ve aynı anda biz 4 tane depo sivil toplum kuruluşlarıyla aldık. Ve Türkiye'den yani dün itibariyle 10 milyon parçanın üzerinde malzeme geldi. Elazığ'ı söyleyeyim, Elazığ'da 750 bin parçaydı. Yani bunun ekonomik değeri 200 milyon üzerinde. Ne para var ne pul. İnsanların o imece, gönül ruhuyla yaptıkları ve içinde şu anda işte 50 STK'nın koordine biçimde depoları yönetebildiği bir sistem var. Eş zamanlı yine ihtiyaç haritası bir deprem portalı oluşturdu. Bu deprem portalında hayata destek işte mobil tuvaletleri koydu. İşte diğeri raporları koydu. Biz kendi ev ihtiyaçlarımızı tespit edebildiğimiz koyduk. İlk etapta mesela Karşıyaka gibi bölgelerde hasar tespiti yoktu. Vatandaşlara çağrı yaptık hani şeffaf olarak. Bir anda yüzün üzerinde Karşıyaka'dan hasar girişi oldu. Aslında tamamen bir harita üzerinden deprem afet koordinasyonu yapabilmemiz. Burada belediye bize kapı açtı. Bu da çok önemli. Kamu kurumları, AFAD, Kızılay gibi kurumlar gönüllülük tarafında afet gönüllülüğü gibi bir alan oluşmuş oldu. Burada hakikaten Ahbap Derneği ve Temel İhtiyaç Derneği ile toplum gönülleri anmak lazım. Müthiş bir ekip çalışmasıyla yani 4 tane depoda bir yani 10 günde 3000 tane gönüllünün olduğu muazzam bir işte crowdsource dedikleri kalabalık tamamen gönülden yapılan bir örnek ortaya çıktı. Yani İzmir hakikaten o anlamda bir gönüllülük dayanışması, imece kültürünün yeni nesil yansıması olarak ortaya çıktı. Ve bir kira bir yuva diye de yani hep biliyorsunuz çadırlarda insanlar ve kış koşullarında çok zor yaşıyor. Burada yenilikçi bir çalışma yine ihtiyaç sahiplerini şu anda insanlar görmüyor ama biz arka planda bir dashboard var, oradan görüyoruz. Noktasal bazda nerede ne ev veriliyor, ne destek verilebilir ve buna yine paraya dokunmadan taahhütleri aldık insanlardan şeffaf biçimde. İşte 50 milyona yaklaştı bu destekler. O 50 milyonu da belediye ekipleri, call center'ları alacağı yavaş 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 buluşturuyor. Umut ediyoruz yani çok hızlı. Yani çadır kentler yapılasıya kadar aslında insanlar evlerine yerleşmiş olacak. Bu da afet alanında yeni bir alanı açıyor olacak. Umuyoruz gelecek zamanlar içinde birçok şey öğrendik. Özellikle gençlere de Murat Bey sizin aracılığınızla afetler her an hayatımızda kendi mahallelerinden başlayarak gerçekten afetlerle ilgili bilinç, gönüllülük yapmaya başlamalarını davet ediyorum. Afet platformunu takip edebilirler sosyal medya hesaplarından. Orada çok hani ciddi bir gönüllülük çalışması da var. Bunlar çok önemli ama hep beraber dayanışarak bu iyilik ruhuyla
Orada hakikaten sizin gibi kurumlar çok çok önem sarf ediyor. Yani şey, sizin söylediğiniz hani sosyal girişim dünyası belki uzaktan güzel gözüküyor ama işte birbirimize yaklaşınca, yani biz de sıradan insanlarız. Sizin için de öyle yani, Akbank gibi yapılar amiral gemi diyorum ben bunlar. Hani böyle Karaköy iskelesine koca kruvazerler yaklaşır ya, yani Akbank benim gözümde biraz öyle. Bizler böyle bazen işte gemiye, vapura bekleyen insanlar böyle görürüz onları. Uzaktan çok büyük gözüküyor ama benim mesela için en kıymetlisi Afet oldu, daha böyle 6. 7. saati Utku, sizin ekipten Utku biliyor. Utku beni aradı. Ya ne yapabiliriz? Ya bu o kadar kıymetli bir şey ki, yani işte koskoca bir Akbank kurum vesaire değil ama bize Murat Bey olarak çıkıyor 3 yıl önce, diyor ki ya ihtiyaç haritasından bunu yapalım. Utku diyor. Veya bunu başka kurumlara da, o anlamda hani sizin dünyanızda da işte Hans'ın anlattığı TÜSİAD gibi yapılar, büyük yapıların da tabii ki bir kabuk değiştirme dönemi yaşıyoruz. O da bence sizler gibi bayrak taşıyıcılarla olacak. Umuyorum hep beraber gönüllü arkadaşların da genç fikirleriyle daha dinamik bir iyilik dolu dünyaya evrileceğiz bu zor zamanlarda. Vallahi ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii şöyle, bu gönüllülük konusu biz öyle anlatıyoruz. Yani Akbank, hani ben şu anda Akbank'ta çalıştığım için, Akbank'ın içinde yer aldığım için tabii ki de kurumların da bunu sahiplenmesi çok değerli. Ama biz diyoruz ki Akbank tarafında biz çok fazla aslında sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz, sürdürülebilirlikle alakalı projeler yapıyoruz. Fakat bu gönüllülük işi tamamen çalışanlardan doğan bir şey. Çalışanların inisiyatifiyle. Ama güzel olan tarafı kurumun da buna destek oluyor olması. Şimdi Ali Ercan, gerçekten kendi içimizde bunu yarıştırmaya başladık. Yani biz o deprem olduğu anda, Utku sizi aradığında, bir taraftan da biz kurumun içinde acaba kurum ne yapabilir diye çaba sarf ederken, bir taraftan da çalışanlarla bizler ne yapabiliriz gönüllü olarak, ona baktık. Ve cuma günü bu iş olduktan sonra, deprem olayı olunca biz cumartesi günü sizin bu kurduğunuz sistemin sayesinde, çünkü biz eskiden olsa ben şeyi de yaşadım, o sıralar Akbank'ta değildim, Siemens'te çalışıyordum. İzmit depreminde. O zaman bu koordinasyon sağlanamamıştı İzmit depreminde. Fakat mesela biz İzmir depreminde anında Ali Ercan'lara ulaştık. Ondan sonra elimizde maskeler vardı. 500 bin tane maske gönderdik. Yani bunlar bence o anda sizlere ulaşmak, o anda ertesi gün bunu yola çıkartmak, nereye gittiğini bilmek bence çok değerli. Ben ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama birkaç şeyi söyleyeceğim bu konuşmalardan çıkarttığım. Bir iki tanesi, bir kere Hans'ın, ben bunu her yerde kullanırım artık. Hemen bu sırada da internete girdim, Google'ladım, Google'da da gördüm. Bu tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi. Bence muhteşem. Ve tek tek anlatıyor, o da çok hoşuma gitti. Yani eğer diyor ki kanepede otururken de yapabileceğim bir şeyler var, evde de yapabileceğim bir şeyler var, evin dışında da yapabileceğim bir şeyler var. Hangi sana geliyorsa, en tembel insanın bile kanepede otururken gönüllü olarak yapabileceği aslında bir şeyler var. Itır çok güzel bir şey söyledi. Bu ekosisteminin bir parçası olmak bence çok kolay bir şey arkadaşlar. Sadece istemeniz yetiyor. Diğer taraftan Nil 1 milyardan fazla gönüllü var dedi. Neden Türkiye'de de %6'lar civarında olsun? Bunun sayısını arttırmayalım. Aslında bu da gençlerle olabilecek bir şey. En sonunda da Ali Ercan aslında bu sivil toplum afet platformuyla bir anda neleri yapabileceklerini göstermiş oldular. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlere de şunu söylemek istiyorum. Aslında gönüllüye giden yol, bizim session'ımızın, bizim bu toplantımızın ismi. Bence gönüllüye giden yol gençlerin kendi içinde. Yani Türkiye'de de dünyada da o kadar çok sizler gibi değerli kurumlar var ki, o kadar çok STK'mız var ki, onlara dokunarak aslında istedikleri zaman gönüllülük yapabilir durumdalar. Bence tamamen kendilerinin içinde. Yani bizden bir şey beklemesinler, kendi içlerine baksınlar diyorum ben. Ve sözü İlker'e bırakmak istiyorum. İlker, sendeyiz. Ve sevgili Murat Göllü'ye, gönüllülüğe giden yol panelindeki tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli gençler, bitiriyoruz. Şöyle kısacık bir özet yapmama lütfen müsaade edin. Benim bugün bütün dinlediğim panellerden çıkarımlarım şöyle. İyi hissetmek için gönüllü olmak gerekiyor. Birilerinin bizi harekete geçirmesini beklemeden harekete geçmemizin önünde hiçbir engelin olmadığını görüyoruz. Duyarlı olmamız gerekiyor. Çözümün bir parçası olmak için çaba harcamamız çok önemli. Bakınız ne kadar küçük anlardan ne kadar büyük hikayeler
başlamış ve bir farkındalığa dönüşmüş. Lütfen sizler de farkındalık yaratın. İyilik bulaşıcıdır. Sait Faik'in dediği gibi bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor. Ufak bir iyilikle başlayacaktır. Bu bulaşıcılık bir domino etkisi yaratacaktır. Şimdiden herkese bu konuda hayatta başarılar diliyorum. Şehrin İyi Hali Projesi'nin sitesini takip edebilirsiniz. Orada 16 tane sivil toplum kuruluşunun irtibat numarası var. Taşınızı elin altına çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Lütfen gönüllü hareketinin içinde yer alın. Siz iyi hissedin. Dünya ve insanlık kazansın. Bu kadar önemli katılımcılar, bu kadar büyük paneller ve bugün bana emanet edildiği için çok gurur duyuyorum. Benim için çok zor olan bir iş, bu kadar ünlü ve bu kadar kıymetli katılımcıyla beraber birden kolay oldu. Ama biz oyuncular her zamanki gibi finalde deriz ki her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, herkese sağlıklı, mutlu ve iyilikle dolu günler, geceler diliyorum. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.